Bir dinizçi mi? Biz bugün şamanizm hakkında bir konferans keçirəcəyik və hal-hazırda dünya ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Bakı Dövlət Universitetində onlayn təlim tədrisə başlayıbdır. Və bu biz də Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Türkoloji Dərnəyi olaraq onlayn şəkildə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Və bugün qərarı aldıq ki, şamanizm haqqında bir konferans keçirək. Konferansın mövzusu Türklərin qədim dini və mədəniyyəti şamanizmdir. Məruzəçimiz isə Uluslararası Şamanizm Araşdırmalar Mərkəzinin müdürü Timur Davletovdur. İndi isə gəlin biz Timur Davletovla tanış olmaq üçün kiçik bir klipə nəzər salaq. Tespit edilebilen en az 40 bin yıllık geçmişi olan şamanizmin ata yurdu, Sibirya'daki Hakas topraklarında şaman bir toplumda büyüyen ve yetişen Timur Davletov, 1990'da Leningrad Olimpiyat Rezervleri Spor Jimnazyumundan mezun olduktan sonra memleketinde çobanlık yaptı. O, 1997'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2006'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Kasım 2018'de ise aynı okulda Timur Davletov'un saha araştırmasını da içeren Sibirya ile Anadolu arasında sosyokültürel devamlılığın unsuru olarak Şamanizm adlı doktora tezi bilimsel jüri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Timur Davletov 1999'dan beri Türksoy'da Sibirya uzmanı olarak çalışmış, 2000-2008 yıllarında Hakkas Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi, 2008-2016 yıllarında ise Hakkas Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Türksoy temsilcisi görevini üstlenmiş ve 2004'ten itibaren de Uluslararası Türksoy Dergisi Editör Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve aynı derginin çevirmeni olarak çalışmıştır. Timur Davletov bu çalışmalardan dolayı ödüller almıştır. 2012'de Hakasça'dan yaptığı bilimsel çevirilerden ötürü Avrasya Yazarlığı Birliği'nin Türk Lahçeleri arasına en iyi bilimsel eser çevirisi ödülü, 2013'te Türksoy'un 20. yılı onur medalyası, 2015'te Büyük Kazak Halk Ozanı Süğünbay Aranoğlu onur madalyası, 2017'de Kazakistan Cumhuriyeti Üstün Kültür Emekçisi madalyası ve 2018'de Türksoy'un 25. yılı onur madalyası ile ödüllendirilmiştir. Timur Davletov, Ağustos 2018 itibariyle Türkçe, Rusça, İngilizce olmak üzere yaklaşık 180 bilimsel ve popüler yazı, 140 civarında Hakasça şiir, Türkiye'de yayımlanmış iki romanlaştırılmış Hakas destanı, Hakasça'dan Türkçe'ye aktarılan 3 kahramanlık destan sahibi, ayrıca Türkçe yayımlanan bir Hakas destanı, Rusça ve İngilizce iki ayrı bildiri kitabının editörüdür. O, şamanizm üzerine çeşitli konferanslar vermiştir. Kapadokya Üniversitesi'nde Türk mitolojisi dersini veren eşi Türkoğlu Mükhet Okutan Davlatov ile birlikte birçok yüksek öğretim kurumunda ve televizyonlarda sunumlar gerçekleştirmiştir. Timur Davlatov, 1 Ağustos 2019'dan Merkezi İstanbul'da yerleşik Avrasya Sosyologlar Derneği bünyesinde Uluslararası Şamanizm Araştırmalar Merkezi'nin kurucu müdürü olarak atandı. Bu videonu hazırladığına görə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsi, Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı Kafedrasının əməkdaşı, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi rəhbəri Gülnar Axındovaya öz təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə sözü məruzəçi Timur Davletova verir. Buyurun.
Sesiniz kapalı. Pardon. Evet, Şimdi şimdi geliyor geliyor. mu? Geliyor Evet, mu? evet. Ha, demek ki böyle konuşacağız o zaman. İyi geliyor değil mi ses? Ben de herkese selamlamak istiyorum. Herkese esenlikler dilemek istiyorum. İşte bugün Türklerin biliyorsunuz çok kadim bir kültür ve tarihi geçmiş olan halklar, Türk halklarıdır. Bu kültürün içinde önemli bir yer tutan inançsal bir gelenek olarak şamanlık vardır. Bu şamanlık aynı zamanda insanlığın da bütün inanç sistemlerinin içerisinde en eski, en kadim inanç sistemi olarak yer alıyor. Bazı araştırmacılara göre, mesela Mircea Eliade biliyorsunuz, işte Romanya asıllı araştırmacı, dinler tarihçisi ve daha sonra Amerika'ya taşınmıştır ama 1951'de herhalde onun kitabı çıktı. Eski Vecd teknikleri şamanlık diye. Ve o zamandan beri bir gelenek oluştu. İşte o geleneğe göre şamanizm dar anlamda anlaşılıyor. Yani transtan ibaretmiş gibi anlaşılıyor. İşte ona göre paleolitik dönemden beri var. Bir sesimiz var mı? Şimdi geliyor mu sesimiz? Evet, geliyor. Ha, geliyor. Tamam. Şimdi ilk defa katlıyorum da bu böyle bir şeye. Mircea Eliade'nin bir geleneğidir bu. Kendisi işte uluslararası şamanizm akademik araştırmalar cemiyetinin uzun yıllar sedirliğini, başkanlığını yapan Profesör Doktor Macaristan asıllı Profesör Doktor Mihai Hopal var. Kendisi 1970'lerden itibaren Sibirya'ya gitmiştir. Onun ifadesidir bu. Hani Mircea Eliade önemli dinler tarihçisi ama Sibirya'ya gidip yani Asya'nın ortasına gidip bizzat şaman işte kültürüne şaman inancını yani din olarak şaman inancını yaşatan, geleneksel olarak yaşatan bir topluma girmiş ve izlemiş yani değildir. Şaman ayinlerine katılmış değildir. Dolayısıyla gözlemlemiş de değildir. Ama önemli bir dinli tarihçisi ve onun meydana getirdiği çok önemli bir eserdir bu şamanlık konusunda. Fakat tabii işte o bahsettiğim gibi ondan itibaren böyle bir gelenek var. Ama biz şimdi sonradan oraya gireceğiz. Şimdi hani şamanlığın ortaya çıkışı konusunda konuşuyoruz. İşte bu Güney bir Fransız arkeologla bir Güney Afrikalı arkeolog işte William Lewis, David onların araştırmalarına göre işte genelde Avrupa'daki araştırmalar bunlar. Kaya mezarlıklar pardon mağaralarda yapılan araştırmalar. Orada resimler var, kaya resimleri. İşte kaya resimlerinde yukarı paleolitik dönemine ait çizimler var. Kaya çizimleri ya da mağara resimleri, mağara sanatı, duvar sanatı olarak geçiyor bu. İşte İspanya'da, işte Portekiz'de, Fransa'da, işte Almanya'da, mağaralarda, belli başlı mağaralarda böyle çizimler var. Onlar bu çizimleri şamanların yol haritası olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla onlara göre en az 40 bin yıl geçmişinden bahsedebiliyoruz şamanların. Tabii işte bu konuda işte Sovyet arkeologları da araştırmalar yaptı. Yurt dışındaki Amerikalı araştırmacılar da incelemelerde bulundu. İşte Okladnikov'a göre işte binlerce yıllık geçmiş olan
şey. Mesela Kayilya topraklarında birkaç bin yıl, en az 5000 yıl geçmiş olan bir mezarlık var. Ama şaman mezarı, doğrudan şaman mezarı. Zaten kaya resimleri de var öyle. Yani şaman olduğunu nasıl anlıyoruz? İşte elinde tür dediğimiz ya da tüngür dediğimiz bir şaman davulu var. Onunla beraber oluyor. Onun dışında mesela Amerikalı antropolog Michael Harner var. İşte Michael Harner'a göre şamanizmin geçmişi 25 ile 30 bin yıl öncesine dayanıyor. Ama aynı zamanda Michael Harner, Doktor Michael Harner, uygulamalı şamanlıkla da ilgilenen birisi ve yani deyim yerindeyse Batı toplumunda şamanizme aynı Carlos Castaneda gibi, o da tanınmış bir araştırmacı ve yazar, adeta ikinci soluğu kazandıran kimsedir. Ve onun nazarında, onun görüşünde şamanlığı aslında biz Paleolitik dönemi değil, çok daha öncesine götürebiliyoruz. Ve şimdiye kadar benim şahsen rastladığım şamanizme yaş olarak verilen geçmiş, yani derinlik bakımından en büyük rakamı veren bir araştırmacıdır Michael Harner. Ona göre 2-3 milyon yıldan bahsedebiliyoruz. Yani hominid atalarımızı da dahil ettiğimiz zaman, onun ifadesi bu. Şaman yolu, şamanın yolu diye bir eseri var onun. Önemli bu konuda. Hem uygulama olarak, hem fikir olarak, hem şaman felsefesi olarak, hem şaman dünyası, kültürü, medeniyeti dolayısıyla, yani uygarlığı olarak da çok önemli. Yani dolayısıyla görüyoruz ki, ama ben mesela hani şamanlığın kültüründe ateşin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz de mutlaka hani literatür taramasında görmüşsünüzdür ki neredeyse bütün şaman ayinleri ateşin etrafında dönüyor. Dolayısıyla ateş ister ev dediğimiz çadırın içinde, hani onun doğru ismi çadır değil ya da şatör ya da palatka şeklinde değil de eski Türkçe eb olarak geçiyor bu kavram. Hakas Türkçesinde ib olarak geçiyor. Anadolu Türkçesinde ev olarak geçiyor. Bu evin içinde olsun, ister açık havada olsun bu şekilde. İşte geliyor değil mi sesim? Hani böyle boşta saatlerce konuşmayalım da. Ha, evet, evet. Şimdi gayet iyi geliyor. Şimdi dolayısıyla çok ateş çok önemli bir yere sahiptir şaman kültüründe. Ve eski Türkler biliyorsunuz çok fazla bunlar anlatılmaz ama kremasyon usulü önemli bir yere sahipti. Yani ölüleri yakma yöntemiyle defnetme geleneği hem eski Türk döneminde Yenisey Kırgızlarında, günümüzdeki Hakas Türklerin ataları, hem de Göktürklerde böyle bir gelenek vardı. Yakılma usulüyle. Bu yakılma geleneği özellikle Hakas topraklarında çok eskilere kadar gidiyor. Yani Andronov kültürüne kadar gidiyor. Şimdi Andronov kültürü Anadolu topraklarındaki Hikit kültürü kadar eskidir. Yani milattan önce 1700'lere kadar gidiyor. Ve Hakas Cumhuriyeti'nde yapılan genetik araştırmalar var. Bu genetik araştırmalara göre Hakasların ne diyorlar, genetik ataları en az Andronov'a kadar gidiyor. Yani bu şunu söyleyeyim, 4000 yıllık bir geçmişi olan bir kültür ve genetik akrabalık kavramından bahsedebiliyoruz. Ki biliyoruz Yenisey Kırgızları Türk halklarındandır ve zaten bu hem Çin kaynaklarında belli, hem diğer kaynaklarda da belli, hem belki de bazılarına göre 200, bazılarına göre 400 tane
Yenisey yazıtları var. Yenisey Kırgız yazıtlarını Kırgız harflerini kullanarak, yani eski Türk harfleri biliyorsunuz Göktürk, yani Göktürkçe olan harfler var, Kırgızca olan harfler var. Kırgızcayla yazılmış olan ya da alfabeyle yazılmış olan yazıtların sayısı çok fazla. Ve yayılmış olduğu alan da çok geniş. Yani hem Hakas toprakları, hem Moğolistan'da var, Suci yazıtı mesela. Tabii tartışılıyor ama yenisi Kırgız oğluyum diyor mesela orada. Hem Altay'da var, hem Doğu Türkistan dediğimiz toprak da var, coğrafyada var. Bu kadar geniş yayılmış. Dolayısıyla o dönemde yazılmış olan yazıtlar önemli. Ve bu yazıtlar meydana getirildiği zaman güçlü olan inanç sistemi şamanlıktır. Ha, bu şamanizm tabii tartışmalı bir kavramdır. Yani özellikle Türkolojide hala etrafında tartışmalar yapılıyor. Günümüzde niçin tartışmalar yapılıyor? Çünkü yani Türklerin ilk inancının adı önemlidir. Dolayısıyla bu sadece Türkolojisi, yani Türk halklarının katılımıyla cereyan eden bir Türkolojiden ziyade dünya Türkoloji aleminde işte tarih olsun, işte yazı bilimi olsun vesaire, bütün bunların bakımından önemlidir ve günceldir. Yani aktüeldir. Ve günümüze kadar devam ediyor bu güncelliği. İşte bu kültürün, yani inançsal kültürün adı yok. Fakat niçin adı yok? Hani bu, hani demin bahsettik, Mircea Eliade var. Mircea Eliade'nin 1951'deki çalışması var. 1951'den itibaren böyle bir gelenek oluşuyor. Bu geleneğe göre şamanizm eşit transtır. Daha fazlası değildir diye genelde eski Sovyetler'de, günümüz işte neredeyse bütün dünyada, Türkiye dahil, böyle yaklaşım yaygınlık kazanmıştır. Azerbaycan'da da belki böyledir. Yani dolayısıyla daha çok psikologlar çalışıyorlar şamanizm konusunda. Çünkü şamanizmi bir inanç sistemi olarak algılamıyorlar. Fakat bu nesnel olarak yaklaştığımız zaman bu konuya, bu biraz şuna benziyor. Hani metodolojik olarak konuya yaklaştığımız zaman, eğer ki şamanizm transtan, sadece transtan ibaretse, yani ayinden ibaretse, o zaman Hristiyanlık ayinden ibaret dememiz gerekiyor. İslamiyet namazdan ibaret dememiz gerekiyor. Ama biz biliyoruz ki İslamiyet namazdan çok daha ötesinde geniş bir kültür, yani inanç ama aynı zamanda kültürdür. Ve çok geniş bir kültür, çok zengin bir kültür. Aynı şekilde Budizm de böyle. Yani Budizm sadece meditasyon, bilmem şey, tantralar, bilmem şeyler okuma şeklinde değil. Ama onun ötesinde bir kültürdür. Tamam mı? Yani bu çok önemli. Ve aynı şekilde belli ki şamanizm sadece transtan, ayinden ibaret değil. Bunların çok ötesinde. O yüzden şamanlık sadece şaman figüründen ibaret değildir. Şimdiye kadar bize anlatıldığı gibi. Yani maalesef bu bakış açısı Mircea Eliade'nin çalışmalarıyla beraber yaygınlık kazanmıştır. Fakat yani şimdi şöyle düşünelim. Şaman bir transa giriyorsa ve ruhlarla temasa geçtiğine inanıyorsa ve toplum da buna inanıyorsa, bu bize neyi gösterir? Bu bize bir inanç sisteminin varlığını gösterir. Yani şaman kendi kafasındaki hayal ettiği ruhlarla değil, toplumun da inandığı ruhlarla temasa geçtiğini ya da toplumun inandığı tanrılarla temasa geçtiğini gösteriyor. Nitekim Potapov olsun, Anohin olsun, bu hem Çarlık Rusyası hem Sovyetler döneminde büyük araştırmacılar, onların saha araştırmalarına göre, yani masa başında oturup da, masa başında işte şamanlık din değildir,
Şamanizm din değildir. Şaman diye bir şey yoktur. İşte bunlar şunlar uydurmuş, bunlar uydurmuş demiş değil. Doğrudan sahaya gitmiş, doğrudan Altay Türklerin arasında yaşamışlar, gözlemlemişler, onlarla beraber ateşin etrafında oturmuşlar, konuşmuşlar, sorular sormuşlar, yani mülakat etmişler derinlemesine, notlarını tutmuşlar, şaman hainlerine katılmışlar. Dolayısıyla şamanın transa girdiği zaman, transtan çıktığı zaman onlar da araştırmışlar. Ve bunları tabii tarihi okumalar eşliğinde yapmışlar. Yani hem eski Türk, yani Umay kavramı nereden geliyor mesela? Umay kavramı eski Türk döneminden itibaren geliyor. Yani ama Hakas araştırmacılarına göre mesela arkeolog ve aynı zamanda etnograf olan, yani halk bilimci olan Profesör Doktor Viktor Butanay'a göre Okunev döneminden itibaren vardır Umay tasvirleri. Umay düşüncesi, tasavvuru o kadar eski. Yani bu Okunev dönemi çok önemlidir. Okunev döneminin özelliği, hani bu arada şunu da söyleyeyim, hani şimdi anlatıyoruz ama Hakas toprakları neresi, onu sormamız gerekiyor. Hakas toprakları eğer Anadolu Ön Asya ya da Küçük Asya ise Kamçatka Asya'nın en doğu kısmı ise o zaman bir şey kopmadı değil mi bir şey? Şimdi tam bu ikisinin arasında kalp dediğimiz, Asya kıtasının kalbi dediğimiz coğrafyada Hakas toprakları var, Altay toprakları var, Şor toprakları var ve Tuva toprakları var. Yani Asya kıtasının merkezi, yani merkezi Asya coğrafya olarak Güney Sibirya'ya denk geliyor. Ve bu Güney Sibirya'nın içerisinde, yani bu Hakas-Minusinsk Vadisi olarak bilinen ve aynı zamanda Altay ve Sayan Dağları, ki Sayan Dağları eski Türkler döneminde biliyorsunuz Kögmen Dağları olarak geçiyor ve eski Türk 8. yüzyıl eski Türk yazıtlarında geçiyor Kögmen Dağları. Yenisey Nehri yine Göktürk döneminde geçiyor Kimsul olarak. Günümüzde de Hakas Türkleri tarafından korunan bir hidronim. Yani kaybolmuş falan değil. Kim Suh derler Hakaslar Yenisey'e. Aynen 1400-1500 sene önce atalarının dediği gibi. Hiçbir şekilde oradan o bu hidronimi, yani nehir adını, su adını kaybetmiş değiller. Dolayısıyla kültürel sosyal bir devamlılık söz konusudur. Yani bu kadar güçlü bir kültür. Şimdi bu kadar güçlü bir kültür varken Hakas topraklarına, artı bunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Hakas topraklarında Turan Dağı var. Turan Dağı, yani roponimim, yani toponimika olarak, toponimim olarak bir Turan Dağı var. Ve daha da önemlisi, Yenisey yazıtlarında biz görüyoruz. Turan adı var, geçiyor mu? Böyle bir şey var, Turan. Ki Yenisey yazıtları Şehname'den daha eskidir. Şehname'de Turan geçiyor ama Turan'dan önce bizde yok muydu? Vardı o kavram. Ha, bunu bilmemiz lazım tabii. Ama daha da önemlisi Hakas Türklerinde Turan adlı sosyal ne diyorlar ona? Sosyal küme var. Yani aşiretin adı. Klan dediğimiz aşiretin adı. Var ya, oraya 3 tane soyad giriyor. 3 tane farklı soyad giriyor ve bunların meydana getirdiği aşiretin adı Turan. Dolayısıyla sosyal bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece coğrafya olarak değil. Yani toplumla ilgili bir isimdir Turan, Güney Sibirya'da Hakas Türkler tarafında yaşatılan. Dolayısıyla bu kadar eski, yani bakıyoruz yine Yenisey Kırgızların yazıtlarında Turan geçiyor. Bilmem kaç asır sonra 21. yüzyılda Hakas Türklerinde Turan adı geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Umay eski Türkler döneminde var. Yazıtlarda geçiyor. Ondan sonra Umay Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyıldaki Divan Lügat-ı Türk'te Umay geçiyor. Sonradan bakıyoruz Hakas Türklerinde geçiyor. Altay Türklerinde geçiyor. Şorlarda geçiyor. Yani Güney Sibirya Türkleri hiçbir şekilde taviz vermeden Umay'ı inançsal kültürün bir parçası olarak yaşatıyorlar. Hem de 21. yani 3. bin yılında yaşatmaya devam ediyorlar. Bu
bu kültürü. Ve aynı zamanda Hakas topraklarında Umay Dağı var. Bu çok önemli. Yani roponimi olarak, bir toponimi olarak Umay Dağı'ndan bahsedebiliyoruz. Bu da çok önemli. Yani bu Güney Sibirya Türklerinin kadim ataları olan, şaman olan ataları Göktürkler, Yenisey Kırgızları ve Uygurlar bir dönemin kültürüne ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını ve günümüzde bile yaşatmaya devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Sibirya Türklerinin günümüzde yaşattığı şamanizm adıyla, yaşattığı inanç kültürü ile eski Türklerinin, hani bu tırnak içinde kod isim altında hep bilinen eski Türk dini arasında hiçbir genetik bağlantı yok, hiçbir alaka yok demek için yani hiçbir sebep yoktur aslında. Yani çünkü biz görüyoruz ki Umay'ı eski Türklerde geçiyor mu? Geçiyor. Kaşgarlı Mahmut Umay'dan bahsediyor mu? Bahsediyor. Güney Sibirya Türkleri 21. yüzyılda Umay'ı inançsal kültürün bir parçası olarak yaşatıyorlar mı? Yaşatıyorlar. O zaman bu ne? Doğrudan organik, doğrudan sosyal, kültürel devamlılıktır. Yani başka bir şey değildir. Yani eski Türkler farklıdır. Günümüzdeki Güney Sibirya Türkler farklıdır demek için hiçbir sebep yoktur. Eğer ki kötü niyet yoksa, yani günümüzdeki Güney Sibirya şaman olan Türkleri eski Türklerden inançsal, yani maneviyat boyutunda koparmak Sovyetlerin bile aklına gelmemiştir. Yani Sovyetler'de bile işte eski Türkler farklıdır inanç dememiştir. Bunu akıl etmemişlerdir. Ama bizim Türkolojide görebiliyorsunuz böyle okumaları, böyle yazmaları, böyle eserler var. Yani eski Türkler inancı farklıdır, günümüzdeki şamanizm farklıdır şeklinde bolca literatür vardır. Bunu rahatlıkla 1950-60'lı yıllardan itibaren okuyabilirsiniz. Fakat bu tabii belli yani. Bunun sebepleri de belli. Bu açıklanabilir şeyler. Yani bu kaygılar, bunlar açıklanabilir. Bunlar dünyadaki siyasi konjonktür açıklanabilir. Nedenleri de belli. Yani ama bu eski Türkleri etkilemez, etkilememeli. Atılması için bir sebep oluşturmamalı. Yani eski Türkler eğer diyorlarsa 8. yüzyılda üste kök temgiri yaratılmıştır, kılınmıştır. Kök temgiri kim? Mavi gök değil. Kök temgiri kılınmıştır. Altta Yağız yer kılınmıştır denmişse belli ki burada siz bunu Türkçeden Türkçe'ye aktarırken mavi gökçe'ye çevirebilirsiniz. Ama aslında buna ihtiyaç yok. Kafamıza 40 dakika bitmek üzere. Aynı şekilde yeniden katılalım lütfen. Tamam. Bir daha nasıl yapıyoruz? Tekrar mı bağlanıyoruz? Tamam, herkes aynı şekilde katılsın. Tamam. Tamam. O zaman şimdi birden kapanıyoruz öyle mi? Evet. Tamam. tamam şimdi hemen başlatıyorum. Pardon. Nerede durmuştuk şimdi? Nerede durmuştuk şimdi? Biraz koptuk. şeyden bahsediyorduk. Hani eski Türklerle bağlantı önemli. Eski Türklerle bağlantı önemli ve yani şu da çok önemli. Eski Türklerden itibaren Umay kavramını esas aldığımız zaman inançsal ve kültürel olarak yaşatan sadece Sibirya Türkleri var. İnançsal bir kültürün parçası olarak. İlginç değil mi? Yani bunlar hep bunlar pek dile getirilmiyor. Ama bunlar önemli. Dolayısıyla işte Butanayev'e göre Okunyev döneminden itibaren bu tasvirlerden bahsedebiliyoruz. Yani Umay tasvirinden
bahsedebiliyoruz. Zaten Okunev'de hani bu Hakaslar'da kadınların taktığı bir süs eşyası var. Böyle bir zırh gibi. Ama şu anda süs eşyası. Onun arketiplerini yine milattan önce 4000 yılına ait olan 3000 yılına ait olan Okunev dönemine ait. Şimdi Okunev döneminden daha önce Afanasyev dönemi var. Şimdi burada bahsederken hani Hakas toprakları nerede bulunuyor diye konuşurken neredeyse bütün bu arkeolojik kültürlerin isimleri itibariyle bu coğrafyadan aldığını da belirtmemiz gerekiyor. Yani bizim hepimizin aşina olduğu bu kültürler önemli. Yani işte Profesör Doktor Kızlasov, arkeolog ve tarihçi, Moskova Devlet Üniversitesi profesör hocalarındandı. Hakas asıllı kendisi. Uzun yıllar hem Orta Asya'da hem Sibirya'da araştırmalar yapmıştır. İşte ona göre tazmin kültürü var. Daha sonra bu işte Afanasyev kültürü olarak tanımlanıyor. Tabii bunlar Tepeuhov döneminde yapılmıştır. İşte Kisilov döneminde yapılmıştır. Böyle periyodizasyonlar. Yani dönem dönem. İster tazmin kültürü olsun, ister Afanasyev kültürü olsun, ister Okunev kültürü olsun, ister Andronov kültürü olsun, ister Karasuk kültürü olsun, yani Karasu'dan geliyor, ister Tagar kültürü olsun, ister işte Kırgız kültürü olsun ya da Askiz kültürü de diyor ona. Bütün bunlar isimlerini Hakas topraklarından alıyorlar. Ya da Yeniçey Kırgızlarının yaşadığı topraklardan alıyor. Ha bu arada Yeniçey Kırgızları derken Nizami Gencevi'nin İskandernamesinde de geçiyor. Bir hayal kurmuş Yeniçey Kırgızlarıyla ilgili. Yani böyle bir bağlantı da var ve çok güzel bir şekilde anlatmış. Hem yani edebi olarak çok güzel bir şekilde Yeniçey Kırgızlarını anlatıyor Gencevi. İşte bu bakımdan yani Afanasyev kültürü M.Ö. 4000 yıl. Okunev kültürü M.Ö. 3000 yıl. Andronov kültürü aşağı yukarı 2000 yıl diyebiliyoruz. M.Ö. 10. asırdan itibaren ki 10. asır olarak kim ifade ediyor? Kisilov, bunun 1928'de ki ifadesine göre, kategorizasyonuna göre biz Tagar kültüründen bahsedebiliyoruz. Tagar kültürü aynı zamanda bizi kimi ifade ediyor? İskitleri. Hani bu Herodot, tarihin babası olan Herodot tarafından bahsedilen Kuzey Karadeniz'de bulunan İskitlerin atası olarak da düşünülen ki bu konuda hem Moğolistan'da hem Güney Sibirya'da 20. yüzyılın sonu ile 21. yüzyılın başı arasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar bunu göstermiştir. Hani İskitler olarak eğer İskitler diye bir toplum varsa, kültür varsa, bir hayvan tarzı bunlar da esassa bu kültür Güney Sibirya'dan hareket edip de doğudan batıya hareket etmiştir. Yani bu daha sonra işte Hunları görüyoruz, daha sonra işte Avarları görüyoruz, Türkleri görüyoruz. Hep göç nasıl olmuş? Batıya doğru. İlginç değil mi? Yani aslında şamanlıkta bu var. Yani şamanlıkta güneşi takip etmek kültürü vardır. Yani eğer siz bir ayını bir çadırın içinde yani evin içinde yapıyorsanız evin tam ortasında ateş var, ocak. Zaten ocak ot kavramıyla ilgili. Ot, otağ, oda, ocak, ondan sonra odak, otağ bunlar hepsi ot kavramıyla yani ateş kavramıyla ilgili. Dolayısıyla ateşin yine burada şaman kültüründe ne kadar önemli olduğunu
biz görebiliyoruz bu anlamda. Dolayısıyla bizler için bu önemli. Şimdi ateşin evin ortasında olduğunu düşündüğümüz zaman bu bizi yine Hakas topraklarında yukarı paleolitik dönemine ait olan Malaya Sıya, yani küçük Sıy diye bir yerleşim yerine götürüyor. Şimdi bu Sovyet arkeologları tarafından keşfedilmiş, kazılmış, incelenmiş ve orada aşağı yukarı 34-35 bin yıllık flüt bulunmuştur. Şimdi bu flüt bulunduğu zaman yerinden oynadı. Yani çünkü bizim kafamızda genelde ne var? Hani Sibirya çok geri kalmış bir kültür. İşte orada hep kar var, orada hep soğukluk var, orada donmuşluk var, orada medeniyet, uygarlık olamaz. Orada ancak böyle vatandaşlar böyle zıplıyorlar falan şeklinde bir kalıbi bir düşünce, bir algı var. Fakat 1970'te bu keşfedilince, böyle bir yerleşim yeri keşfedilince görülmüştür ki Homo sapiens atalarımız, yani bizim modern insanların en eski temsilcileri 35 bin yıl önce sanatla uğraşıyorlardı. Flüt var. Şimdi flüt o kadar sarstı ki bunu, yani o döneme ait 1970'li yıllarda, ki bunların başında bir tanınmış Novosibirsk Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi'nin arkeoloji ve etnografya bölümü var. Orada uzun yıllar boyunca çalışmış olan Profesör Doktor Vitali Larichev var. Şimdi bu Vitali Larichev'in geçen yıllarda onu kaybettik. Onun da adını burada yad etmiş olalım, analım. Tıpkı Michael Harnan'ın adına, o da yakın bir zamanda vefat etti. Onu da yad edelim. Larichev'in da kazılar gerçekleştirdiği bu yerde, bu sitede hematit taşından üretilmiş bir flüt bulunmuştur. Üzerinde delikler olan. Şimdi hematit taşı ne? Kan taşı. Bu kan taşından yapılan bir müzik aleti. Zaten şamanizmde sanat çok önemli bir yere sahiptir. Yani dans etmek, şarkı söylemek, resim çizmek yasak değildir. Hiçbir şekilde yasak değildir. İşte ruhları taklit edeceğiz. İşte tanrıları taklit edeceğiz. Onun için kaçınalım bunlardan şeklinde bir söylev yoktur. Yani şamanlıkta tam tersi sanata izin var. İşte her türlü sanata isim var. Zaten ki bunu şamanlar söylemiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu araştırmacılar söylüyor. Ve bu araştırmacılar şaman falan değil. Bunlar ya ateisttir ya Hristiyandır. Yani tek Allah'a inanan kimselerdir. Dolayısıyla bu insanların söyledikleri önemlidir. Ve nesneldir. Yani bunu bir şaman söyleseydi şamanizmi güzellemek adına, o zaman der ki insan ya bu şey yapıyor. Övüyor. Durduk yerde şamanizmi övüyor. Ama bunu söyleyenler hem yaş konusunda hem geçmiş konusunda düşüncelerini, görüşünü ortaya koyan araştırmacılardır, bilimcilerdir. Yani bilim insanlarıdır, bilimci. Türkçesi bilimci, Hakasya'da bilimci diyorlar. Şimdi bu kadar önemli. Yani şamanlar en eski işte çizerler, en eski dansçılar, en eski tiyatrocular, en eski doktor, ki Türkçesi emcidir. Eski Türk döneminde emci olarak geçiyor, imci olarak geçiyor. Em kavramı, em ilaç demektir aynı zamanda. Ve bunlar şaman mitolojisinde geçiyor. En önemlisi em kavramı şaman mitolojisinde geçiyor. Hatta iki tane kavram var orada. Birisi em, öbürü tom. Em demek hani kahraman bir yere gittiği zaman, yaralandığı zaman, daha da kötüsü öldürüldüğü zaman onun vücuduna tedavi uygulamak adına bir em uygulanıyor. Ama hayatta getirebilmek için bu vatandaşa
Tom'un uygulanması lazım. Yani biliyorsunuz Sibirya'da bir nehrin adı Tom. Duymuşsunuzdur mutlaka. Angara var, işte Yenisey var, Ob var, Tom var, İrtiş var vesaire vesaire. İşte bunlar önemlidir. Şimdi dolayısıyla bu Tom kavram var. Aynı zamanda şu Hakas Minusinsk Vadisi dediğiniz zaman bu Hakas Minusinsk'in adının ikinci adı Minusinsk, Minusa'dan geliyor. Minusa, Hakas Türkçesinde Bengüsu, Mengüsu demektir. Dolayısıyla hayat veren su demektir. Yani orada da görüyorsunuz, toponimi de şamanlık yaşıyor. Dağ adı olarak, nehir adı olarak, şaman mitolojisinde yaşıyor, kültürde yaşıyor ve inançta yaşıyor en önemlisi. Ha, bazı araştırmacılar Umay'a mesela şöyle diyorlar. Umay bir kadın kahraman olabilir. Hani bu Fransızların Jeanne d'Arc misali bir kadın kahraman olabilir. Ya da bir melek olabilir, ferişte olabilir diyorlar. Fakat şamanlıkta hani melek kavramı yok. Angel kavramı yok. Zaten angel ve melek Türkçe değil. Ferişte de Türkçe değil. Yani böyle bir kavram yok. Ruh kavramı da Türkçe değil. Ama ruhun karşılığı olarak tonlarca kavram var şamanizmde. Maalesef daha sonra kaybedilmiş. Ama şaman kültüründe yaşatılan günümüze kadar. Bunlardan birisi tin. Yani tın. Tın nefes almak, solukla ilgili, nefsle ilgili. Dolayısıyla tınıs soluk demek, nefes demek. Ama tın bir ruhtur insanın içinde. Kut var mesela bunların dışında. İşte vesaire vesaire. Yani insan öldükten sonra ruhunun adı değişiyor. 40 gün geçtikten sonra ruhunun tekrar adı değişiyor. Çocukken Umay ana tarafından verilen ruhun adı farklı. İnsanın vücudunu terk edebilen ve dışarı çıkabilen ve tekrar geri gelebilen, dolayısıyla ikiz, ruh ikizi diyorlar ona. İkiz ruh, pardon. İkiz ruh. Adı farklıdır. Yuladır. Yani çula diyorlar ona. Bunların hepsinin kavramları var şamanlıkta. Ama tabii şaman kültüründen, eski Türk döneminden sonra çıkılınca bir alfabe kaybolmuştur, değişmiştir. İki, bütün bu kavramlar kalkmıştır. Ha, bu olumlu mu, olumsuz mu? Bunu söylemiyoruz. Çünkü sosyal bilimlerde, çünkü bu din değildir. Bu sosyal bilimler. Sosyal bilimlerde sadece ak ya da sadece kara. İşte biz şamanizmi terk ettik, o yüzden çok muhteşem oldu. Ya da tam tersi. Türkler şamanizmi terk etti, o yüzden çok kötü oldu. Şeklinde değerlendirmeler duygusallık içeriyor. Tamam mı? Yani ön yargı içeriyor. Sosyal bilimlerde olmaz. Yüzdelerle konuşacağız. Yani iyi mi olmuş, kötü mü olmuş değerlendirmesini yaparken kazanımlar da olmuş, ciddi kazanımlar olmuş, kayıplar olmuş, ciddi kayıplar olmuş. Yani bunlardan birisi de alfabe. Biliyorsunuz aşağı yukarı Türk halklarından çıkan, pardon, Türkolojinin kurucusu olarak dünyada Alman asıllı, Rusyalı Wilhelm Radloff, yani Vasili Vasilyevich Radloff kabul ediliyorsa, onun ilk öğrencisi Nikolay Katanov olmuştur. Nikolay Katanov Türk halklarının içerisinde Batı anlamında ortaya çıkan ilk Türkologdur. Ve kendi çalışmasında 47, yanılmıyorsun, 47 Türk Tatar lehçesinin, o zamanki kavram bu, Çarlık Rusyası'ndaki kavram, dil değil, Türk dilleri, Türk Tatar dilleri değil, Çarlık Rusyası'ndaki kavram, Türk Tatar lehçeleri, dialektler yani, lehçelerinin karşılaştırmalı, komparatif, dil bilimsel tablosunu ortaya koyan bir bilimcidir. Nikolay Katanov'un öğrencilerinden birisi Profesör Doktor Zeki Veliki Togan'dır. Atatürk döneminde Türkiye'de önemli bir katkıları da bulunmuştur, çalışmıştır. Ta Cumhuriyet tarihi boyunca önemli çalışmalara imza atmıştır. Ve aynı zamanda Sergey Malov'tur.
Şimdi Sergey Malov, hepiniz duymuşsunuzdur Türkologlar olarak. Malov'un soyadını duymayan yoktur. Hem eski Türk yazıtları, eski Yenisey yazıtlarını okuyan, deşifre eden büyük Türkolog. Şimdi Sovyetler döneminde Katanov'un adı ne diyor ona, olumsuzluk kazanmışken buna karşı 1950'lerde ilk çıkan bu öğrencisi olmuştur. Sergey Malov'tur. Sergey Malov'a göre Hakasça, Tıvaca ile beraber, yani Güney Sibirya'daki Türk dilleri bunlar, bunlarla beraber eski Türk dillerindendir. Dolayısıyla önemlidir. Yani araştırılmaları önemlidir. Ve aynı zamanda bu, çünkü Hakasça için söyleyeyim, tabii dil bilimciler daha iyi bilir. Hakasça'da hem Oğuzca var, hem Kıpçakça var. Böyle ilginç bir şey var. Tabii Yenisey Kırgızlarının bırakmış oldukları yazıtlar da Oğuzca daha ağır basıyor. Yani yeli, yani yol, yıl. Ama modern günümüz Hakasçası da çol, çıl şeklinde geçiyor. Yani Kıpçaklaşma şeklinde, ama Oguzizm nerede kalmıştır? Mesela ır, yani şarkı, türkü anlamında ır kullanılır. Yani bu ır Oğuzca'dan geliyor. Yani normalde çır olması lazımken Hakas Türkçesi de ır olarak korunmuş. Bu da ilginç bir şey. Yani bu ne kadar iç içe olduğunu gösterir Türk kültürünün ve Türk kavimlerinin aslında, belki de böyle de ifade edebiliriz. İşte bahsettiğimiz bu bütün kültürler isimlerini bu Hakas topraklarından alıyorlar. Mesela kurgan geleneğe var. Biliyorsunuz değil mi? İşte ecnebice tümülüs olarak geçiyor. Ya da höyük herhalde olarak geçiyor. Bu kurgan, korugandan geliyor. Kur kavramı zaten biliyorsunuz eski Sümerci'de de önemli. Kur. Ama tabii şimdi o şeye kısmına, edebiyata girmeyeceğiz. Sadece burada sınırla kalacağız. Fakat kurgan geleneği Hakas topraklarında milattan önce 4000 yılından itibaren, yani 4000 yılından itibaren mevcut olan bir kültürdür. Kurgan kültürü o kadar eskiye gidiyor Güney Sibirya'da. Zaten Güney Sibirya'daki özellikle Hakas topraklarını farklı kılan şu, ne diyor ona, bu frozen dönemde, yani donmuşluk döneminde buzullarla kaplı olmayan en kuzey Asya toprakları olmuştur. Yani mesela söz gelimi Sovyet arkeologlar tarafından pişmiş topraktan yapılmış bir insan figürü, kadın figürü, tanrı figürü, değişik yorumlar var. 16 bin yıllık. Yani 16 bin yıllık geçmiş olan var. Şimdi tabii Türkoloji'de bu konu hassas. Hani işte Ruslar icat etmiştir, işte şunlar icat etmiştir, bunlar icat etmiştir. Dünya emperyalistleri işte Türkleri bunu empoze ediyorlar din olarak. Bir defa şunu söyleyelim. Bu emperyalist dediğiniz Batı zaten kendisi din olarak kabul etmiyor şamanizmi. Bunu açıklıkla söyleyelim. Nitekim bir şey İlyada da din olarak kabul etmiyor. Ve onun yolundan gelen bizim Türkologlar da kabul etmiyor. Yani böyle ilginç bir şey var. Dolayısıyla Türkologlar hocaları Mirçe İlyada'dan etkilenip diyorlar ki eski Türk dini çok güçlüydü. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çok çok güçlüydü ve çok muhteşemdi. Yani onu şu andaki Sibirya'daki işte Altaylar, işte Yakutlar, şunlar bunlar, onların yaşadığı şamanizmle hiçbir şekilde karşılaştıramayız diyorlar. Çünkü o çok yükseklerde diyor. Ama kayboldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz bunu? Yani buradaki çok fazla dile getirilmem konu, eski Türk dini çok güçlüydü ama kayboldu. Şimdi bu nasıl bir güçlü din ya, kayboluyorsa? Bunu Türkoloji'de sormamışlardır şimdiye kadar. İlk defa huzurunuzda ben soruyorum. Yani bu kadar güçlü bir din nereye gitti? Uzaya mı gitti? Marslılar mı götürdü? Nereye gitti? Yani UFO'lar mı gelip götürdü yani? Yani değil mi? İkinci yaklaşım şu. Yani eski Türk dini çok güçlüydü ama kayboldu. Öldü yani. Yani şamanlık
Tukaka olarak, hor olarak görülen şamanlık, ilkel, primitif böyle lanet olası bir şamanlık, tamam mı? Günümüze kadar gelmiş, yaşıyor. 21. yüzyılda yaşıyor. Tamam mı? Ama güçlü bir Türk dini tırnak içinde kaybolmuş. Gitmiş yani. Ortadan gitmiş. Ve günümüzde bu eski Türk dini dediğimiz kod adlı, Türkologların tarafından kodlanan eski Türk dini diye bir kod isimli bir olgu yaşamıyor. Yani birisi dese ki eski Türk dinini yaşatmaya devam eden bir toplumu örneğini bana gösterir misiniz diye sorduğu zaman örnek yok. Bu kadar zayıf bir inanç sistemi bu. Yani burada bence bir biraz bir duygusallık var. Yani biraz bir hassasiyet var devreye giren. Ama bu hassasiyetlere gerek yok. Ben diyorum ki eski Türkler, ha ben diyorum değil yani, bunu tarihte ve bugün şamanizm kitabını yazan Profesör Abdülkadir İnan hocamız söylüyor. Şüphesiz ki eski Türkler şamandı. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle diyor. Ha, Zeki Birinci Tugan Umumi Türk Tarihi'nin girişinde önemli bir şey, önemli bir kitap, kaynak, önemli bir eser, diyor ki ta İskitlerden itibaren İskitler şamandı. Hunlar için Profesör Doktor Peter Golden çok önemli bir tarihçi. Hem eski Türkler konusunda, hem kültürü konusunda, hem Hunlar konusunda diyor ki Hunlar çok tanrıcıydı. Aynı İskitler gibi, aynı eski Türkler gibi çok tanrıcıydı ve şamandı. Yani bunu söylüyor. Bu, yani burada bir utanılacak bir durum yok. Ha, Batılılar şamanizmi 19. yüzyılda, 18. yüzyılda ilkellik, ilkel diye nitelemişlermiş. Ve bundan dolayı bizim mutlaka biliyorsunuz Orta Asya'da, yani Türkistan coğrafyasında, Azerbaycan'da da var, Türkiye'de de var. Tengricilik diye bir şey var, bir hareket var günümüzde. Kendine tengrici diyen yurttaşlarımız var. Aslında onlar tengrici falan değil. Aramızda kalsın, onlar Müslümandır. Tengrici falan değiller. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kurgu, yani bir hayal kurmuşlar. Tabii neye tepki duyarak, neye tepki duyarlarsa duysunlar. Hangi dine tepki duyarlarsa duysunlar. Ama bu tepkiden ötürü bir hayale sığınmışlar. Demişler ki biz bundan sonra gök tengriciyiz. Tengriciyiz demişler. Biz tengriciyiz ama tengriciliği geleneksel inanç olarak, geleneksel din olarak yaşatan bir toplum örneğini gösterebiliyor musunuz? 19. 18. 17. yüzyıllarda bunların kayıtlarını gösterebiliyor musunuz? Hayır. 20. yüzyılın ikinci yarısından önce öyle bir kavram yok. Tengricilik, gök tengricilik. Böyle yani tengricilik ne demek? Gökçülük demek. Yani çünkü eski Türk yazıtlarında dendiği gibi üste kök tengri çökmedikçe, alta yağız yer delinledikçe. Şimdi tabii tengricilerimiz de o hani eski tebliğci kültüründen geldikleri için onlar diyorlar ki biz haklıyız. Yani tengricilik Türklere en çok yakışır. Yani yakışıp yakışmadığı noktasında hareket ediyorlar maalesef. Ama bu tarih öyle değil. Yakışıp yakışmaması üzerinden gidilmez. Yani tarihi gerçekler var. Ve oradan yol alınır. Ha, mesela eğer ki Ruslar icat etmişse şamanizm kavramını Ruslar icat etmişse, o zaman Hunlardaki kan kavramını nasıl açıklayacağız? Ha, biliyorsunuz bizim Türkologlarımız özellikle hassas bu konuda ve her fırsatta şunu derler. Şaman Türkçe değildir. Ama daha fazlasını da ifade etmezler. İşte biz şurada yazdığımız kitapta Şaman diye bir kitap var. Orada ilk defa şu soruyu sorduk. Şaman
Türkçe olmayabilir. Diyelim ki mesela şaman Türkçe değil. Diyelim, tamam mı? Peki şaman nereden geliyor? Tungus Manchu dillerinden geliyor. Artık bu ispatlanmıştır. Yani bir zamanlar şaman kavramını işte Budizmle beraber işte Sanskritçeden gelmişmiş, bilmem neymiş, miymiş. Hocaları, bizim Türkologların hocası Mircea Eliade. Sağlam bir Hristiyandır. Mircea Eliade'nin etkisinde oldukları için hep öyle derler. Yani Sanskritçeden gelmiştir, oradan gelmiştir, buradan gelmiştir. Oysa ki çok iyi biliyorlar ki Tungus Manchu dilleri Altay dillerindendir. Türkler nereden? Altay halklarındandır. Moğollar nereden? Altay halklarındandır. Hunlar nereden? Altay halklarındandır. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün Moğol halkları, bütün Türk halkları, Koreliler, şunlar, bunlar hepsi Altay halklarındandır. Dolayısıyla Altayca olan bu kavram, şaman, aynı zamanda Türkçedir. Ha, hala ikna olmamışlar için şunu da söyleyeyim. Sam diye bir kavram var. Yani bu şamanın kökünde Şam kavramı var. Neyi anımsatıyor bize bu kavram? Kam kavramını anımsatıyor. Çam, Sam, Şam, Şaman, Kaman, Haman. Tamam mı? Bu hepsi aynı. İki, bu şaman kavramının kökünde yer alan bir fiil var. Şa, Sa. Türkologlar daha iyi bilir. Sa kavramı Türkçe bir kavramdır. Sa kavramı saymak, sanmak, tamam mı? Sağ, yani sağduyu, sağış var, düşünmek. Sağındım, özledim. Özlemek için düşünmek lazım. Zaten şa, düşünmek demektir. Tungus Manchu dillerinde şa, düşünmek demektir. Algılamak demektir. Farkına varmak demektir. Bilmek demektir. İdrak etmek demektir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şaman Türkçe değildir ifadesi. Hiçbir şey açıklamıyor. Yani 1950-60'lı yıllardan itibaren günümüze kadar böyle gelmiş. Şaman Türkçe değildir demiştir. Ve bütün Türkologlar bunu tekrarlamıştır ama bunun devamı var. Yani bunun söylenmeyen devamı var. O da şaman Altayca bir kavramdır. Daha da fazlasını söylüyorum. Şaman Türkçe kavramdır. Yani sağındım. Ne demek? Düşündüm. Anladım. Özledim. Ki özlemek için düşünmeniz lazım, aklınıza getirmeniz lazım. Yani bilge insan demektir şaman. Yani dolayısıyla kam da Türkçe, şaman da Türkçe ve bunlar hepsi bir kültürün ifadesidir. Yani kam, kami, kami no michi biliyorsunuz Japonlarda, Şintoizm, Çince kavramı Şintoizm ama orijinali kami no michi, kami dini, tanrılar. Ve orada kam ile Türkçedeki kam arasında bağlantı var mı yok mu? Tabii bunun da tartışılması lazım. Korece'de kam gibi bir kavram var. O da çok önemli. Bunların da tartışılması lazım tabii. Dolayısıyla yani araştırılması gereken çok konu var. Ha, Hunlar'da mesela Profesör Doktor Rassoni, Laszlo Rassoni'ye göre işte eski Hunlar'da Eşkan var mı? Var. Atakan var mı? Var. Bu neyi gösteriyor? Kam kavramını, şaman kavramını Ruslar, Fransızlar, İngilizler, uzaylılar icat etmiş değil. Uydurmuş değiller yani. Bunlar senin kültüründe var ya. Senin kültüründe var. Yani uzaylıların oradan buradan gelen UFO'ların falan değil yani. Senin kültüründe var. Buradan şaman kavramının kurtuluşu yok yani. Öyle. Şaman Türkçe değil diye bir paragrafta bitirip ikinci paragrafta devam etmek yok. Yani onu devam ettireceksin. Şaman Altayca diyeceksin. Hiç olmazsa şaman Altayca diyeceksin. Ha, Profesör Doktor Ümit Hasan önemli bir Türk araştırmacılarından diyor ki şamanizm Türk kökenlidir. Avrasya kökenlidir. Kuzey kökenlidir. Kuzeyden aşağı inmiştir. Ha, bunu doktor Emel Esin diyor ki özellikle M.Ö. 1. yılında kuzey kavimlerinden Chu'lar, Chu döneminde biliyorsunuz sülale adıdır Çin'de. O dönemde kuzeylerin çok büyük bir kültürel etkisi vardır. Kuzey Çin üzerinde ve toplam Çin, bütün Çin üzerinde. Dolayısıyla bu önemli yani bu kavramların
yayılması da önemli. Ha, 19. 18. 17. yüzyılları bir tarafa geçtik. Hani ne diyor bizim Türkologlar hassas? Ruslar icat etti. Niye? Çünkü onlar öyle istediler. Tamam mı? Peki 11. yüzyıl yani 972'de Harezm'de doğan Ebu Reyhan el-Biruni abimiz ne olacak? Ne olacak? Şamaniye diyor. Şamaniye diyor. Şamaniyun diyor. Harezmler bu 9 Oğuzlara şaman olanlara Şemnan diyor. Yani şaman diyor. Ve en önemlisi de yani çok fazla dile getirilmeyen en önemlisi de ne diyor? Henüz şeriat ortada yokken, dinler ortada yokken doğuda şamaniye vardı. İnsanlar şamaniye dinindendi. Şimdi 972'de Ebu Reyhan tamam mı? Babası Ahmet olan Mehmet yani gerçek adı Mehmet Ebu Reyhan el-Biruni büyük bir hocamız. Şimdi o da mı uydurmuş yani? Onu da mı Ruslar yönlendirmiş? Ya da uzaylılar yönlendirmiş? Yani bir şimdi bilimsellikse onu da açıklamanız gerekiyor. Değil mi? Yani hem Zeki Veli Tugan da ona atıfta bulunuyor. Hem de daha da önemlisi size onu mutlaka göstermem gerekiyor. Müslümanlıktan evvel Türk dinleri şamanizm. Kim yazmış? Yusuf Ziya Yörükan. Profesör doktor Yusuf Ziya Yörükan hiçbir şekilde kıvırmamıştır. Demiştir ki Türklerin ilk dini şamanizmdir. Profesör Abdülkadir İnan demiştir ki Türklerin ilk dinine şamanizm diyoruz. Ve Türkler, eski Türkler şüphesiz ki şamandı. Çünkü onun için ben anlıyorum bu bilimcileri. Onların kaygısı şu, eski Türklerden itibaren günümüze kadar yaşayan güçlü bir inançsal gelenekten bahsediyorlardı. Öylesine güçlü bir inançsal gelenek ki bu, günümüzde şamanizm olarak bilinen, eski Türkleri günümüze kadar bağlıyor ve hiçbir şekilde kesilmiyor, kesintiye uğramıyor, ortadan kalkmıyor, yok olmuyor. Ama bizim Türkologlar çoğunlukla maalesef eski Türk dini diye kod ismi adıyla tanıttıkları eski Türk dinini yok olduğunu kabul ediyorlar. Günümüzde yaşamadığını kabul ediyorlar. Bu başlı başına bir problemdir. Yani bunun araştırılması lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Yusuf Ziya Yörükan'ın özelliğine bu kitabı 1932'de tamamlıyor. 1932. 1932'de 1 Ocak 1 yani 01.01 1932'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda manuskript el yazması olarak Mustafa Kemal Atatürk'e teslim ediyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, görevlendirmesiyle bu eseri yazıyor. Ve burada ne kadar Müslüman kaynaklar varsa hepsini tarıyor. El-Biruni dahil. El-Biruni dahil. Ve ilk o dikkat çekiyor. Diyor ki, benden önce hiç kimse buna dikkat çekmedi. Ve ben diyorum ki, şaman kavramı, şamanizm kavramı ilk defa El-Biruni tarafından kullanılıyor. 972'de doğan. Ebu Reyhan el-Biruni tarafından. Dolayısıyla Yusuf Ziya Yörükan önemlidir bu konuda. Ama tabii daha sonra gölgede kalmıştır. Ama onun eseri önemli. Yani çok önemli. Ve buradan hem yani Sibirya'dan hem Orta Asya'ya hem Orta Asya'dan yani Türkistan coğrafyasından Azerbaycan'a ve İran coğrafyasına getiriyor. Oradan da buralara kadar getiriyor. Anadolu'ya kadar getiriyor. Bir bütünlüktür bu. Ve bu bazı tabii Türkologlar şunu da diyor. Şimdi İslamiyet'in içinde şamanlık unsurları var. Hristiyanlık içinde şamanlık unsurları var. Bilmem Budizm'in içinde şamanlık unsurları var. O zaman neymiş? Şamanizm bir din değilmiş. Bu bir açıklama. Bu bir açıklama değil. Yani bu tam tersi şamanizmin bir din olduğunu gösterir.
hem de çok güçlü bir din olduğunu gösterir. Çok güçlü bir medeniyet olduğunu gösterir. Ha mesela çünkü bu bir kıstas değil. Yani başka bir inançta. Mesela tesbih Budizm'den gelmiştir. Şimdi Budizm din değil mi diyeceğiz? Budizm bir dindir. Tamam mı? Ama kültür alışverişi var. Mesela Gagavuzlar günümüzde Hristiyan mı? Hristiyan. Tek Allah'a inanıyorlar mı? Tek Allah'a inanıyorlar. Ama aralarında Molla kavramlar, Molla soyadları var. Dolayısıyla bu bir kültürel motiftir. Şimdi Molla kavramı yaşıyorsa İslamiyet din değil mi diyeceğiz? Elbette ki İslamiyet bir dindir. Hem de önemli bir dindir. İnsanlıkta, tarihinde, insanlık varoluş sürecinde en az Hristiyanlık kadar, en az Müsevilik kadar, en az Budizm kadar ve en az Şamanizm kadar önemlidir. Dolayısıyla Şamanizm unsurları orada burada yaşıyorsa bu Şamanizmin din olmadığı anlamına gelmez. Ha dinin biliyorsunuz binlerce tarifi var. Binlerce tanımı var. Binlerce kavramlaştırması var. Ama sosyal bilimlerde şu da önemli. Hani tek bir tanımı yok. Yani ilaki bütün inançlar birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Nitekim öyle değil. Biz görüyoruz. Yani hatta aynı dinin içinde mezhepler farklı değil mi? Farklı. Mezhepler hatta birbiriyle çatışmıyor mu? Çatışıyor. Savaşıyorlar birbiriyle. Ben haklıyım, ben daha çok haklıyım. Mezhepler altında tarikat da var, bilmem şunlar var, bunlar var değil mi? Cemaatler var, şunlar var, bunlar var. Şimdi bunlar bunların hepsi ne diyor? Ben haklıyım. Bu kutsal kaynağı en iyi ben biliyorum. Yazılı kaynak var ortada. Kutsal, mübarek yazılı kaynak var. Şamanlıkta ortak bir yazılı kaynak yok. Olmamasına rağmen dünyanın birçok yerinde ortaklıklar gösteriyor. İşte görüngü ya da ecnebi kavram olarak fenomen budur. Evet, Timur Hocam, şimdi ikinci seans da bitmek üzere. Lütfen üçüncüye katılalım. Üçüncü seansta mevzunu tamamlayıp sonra soru yanıta geçelim. Tamam. Tabii ki şimdi fikirleriniz kalmışsa onları da devam ettirebilirsiniz. Öyle mi? Tamam. Yani bu açıdan önemli. Dolayısıyla yani Sovyetler döneminde bile günümüzdeki Sibirya Şaman Türkleri eski Türklerden ruhsal yani maneviyat yani inanç bakımından koparmak akıllara gelmemişken bizim Türkologlar koparabiliyorlar. Yani bu aslında araştırılması gereken bir konu. Niçin böyle olmuş? Niçin bu noktaya geldik? Yani ya da bizim tendriciler bir kurgudur yani. Fantastika. Bir fantezi. Tamam mı? Fantezi. Tendricilik. Ama bu kendine tendrici diyen bizim arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar ki geleneksel olarak yaşatılan olarak bir din olarak yani tengriciliği geleneksel bir din olarak yaşatan toplum örneği yoktur. Yani bunu hiçbir tengrici bunu gösteremez. Hatta 20. yüzyılın ikinci yarısından önce böyle bir kavram yok. Yani maalesef yok yani. Keşke olsa. Yani o zaman biz de deriz. Tabii bazı araştırmacılar ya da kendini araştırmacı diyen arkadaşlarımız mesela şamanizm, şaman kavramı eski Türklere ya da günümüz Türklere işte şaman kavramını yakıştırdığımız zaman çok ayıp etmiş oluruz düşüncesinde. Çok utanç duyuyoruz kanısındalar. Tabii burada duygusallık var. Yani bir hassasiyet var. Bir ön yargı var en önemlisi. Yani sırf Batılı araştırmacılar şamanizme ilkel dediler diye yani ben şahsen şamanizme utanmam. Yani çünkü bu tanımlama yarın başka bir din için söylense yine utanacak mı bu arkadaşlarımız? Mesela yarın deseler ki Hristiyanlık çok ilkel bir din. Hepimiz Hristiyanlığa sırtımız döneceğiz. Ya da öbür gün diyecekler ki ya bu Müslümanlık var ya çok ilkel bir din. Ne yapacağız? Ya biz çok utanıyoruz. Hazar Türklerine Müsevi demeyelim mi diyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Mantığı anlatabiliyor muyum? Yani bunu özellikle anlatıyorum. Karşılaştırmalı anlatıyorum. Anlayabilelim diye. Dolayısıyla bizim bu duygusal arkadaşlarımız, tengricilerimiz diyor ki
Türklere şaman dememeli. Zaten şaman bir din görevlisi ise, din görevlisi temsili bir isim. Çünkü devletten maaş almazlar her ay. Devletten maaş almıyorlar yani şamanlar. Yani tamam mı? Gönüllü çalışıyorlar. İki, ayrı bir kast değil. Tamam mı? Yani toplam normalde toplumda şaman herkes gibidir. Hiçbir şekilde farklı değildir. Ve şamandan şamanizm olmaz diyorlar. İşte papazdan papizm olmaz diyorlar. İşte hahamdan hahamizm olmaz diyorlar falan filan. Ama bunu şunu unutuyorlar. Bu bir temsili isim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu temsili bir isim ama nitekim lamaizm vardır. Şimdi lama kimdir? Hepimiz biliyoruz değil mi? Dalai Lama, lama, lamaizm. Ama lamaizm diye bir kavram varsa elbet ki şamanizmin olmaması için hiçbir sebep yoktur. Ya da kamlık. Ya bunlar kavram zenginliği. Şamanlık, şaman inancı, işte şaman dini, kam dini, kamlık, kamizm, ondan sonra şamanilik. Mesela Yusuf Ziya Yürekan şamanilik diye kavramını kullanıyor. Yani bunlar çok eski bir şey. Herhalde sorulara geçiyoruz değil mi? O zaman sorulara geçebiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel anlattınız. Biz de dinledik, faydalandık. Şimdi bana da birkaç soru geldi. İstiyorum onları da söyleyeyim. Tamam. İlk soru Mehmet Gültekin hocamdan. Şimdi çıktı da bana söyledi sorularını sorayım diye. Budizmin doğuşunda şamanlığın etkisi nedir? Bir bunu sormuş. Bir de sormuş ki İslam ile şamanlığın benzerliğinden bahsediyorlar. Bu doğru mu? Ha, güzel soru. Hazırlıksız yakalandık diyecektim. Şimdi Ümit Hasan, Profesör Doktor Ümit Hasan, Yakın Doğu Üniversitesi rektörüdür kendisi şu anda. Bu dönemde. Onun çok önemli araştırmaları var bu konuda. Yani ilgi duyanlar onları okuyabilir. Budizmin nasıl şamanizme etkilendiğini görebilirler o çalışmalarda. Zaten şamanlıkta bir reenkarnasyon var. Yani bu reenkarnasyonu ben kendim 1999 yılında Hakas'a gittiğim zaman, Hakas Cumhuriyeti'ne gittiğim zaman, o zamanki işte bizim bir arkadaşla beraber gittik bir dergi için. Orada bu 1970'lerde Paleolitik dönemine ait olan Malaya Sıya, yani Küçük Sıy dediğimiz yerleşim yerini, 35 bin yıllık yerleşim yerini araştıran arkeolog ve astroarkeolog Vitali Larichev, Profesör Doktor Larichev bize kaya resimlerini gösterdi. Bu kaya resimleri çok eski. Zaten kendisinin iddiası şu: Hakas topraklarında uzay gözlem evi var. Ama geçmiş 18 bin yıl eskiye gidiyor. 18 bin yıl. Bunu söyleyen bir şaman, elinde davul tutan bir şaman değil. Bunu söyleyen Rusya Bilimler Akademisi asil üyesi Profesör Doktor Larichev söylemiştir. Ona göre bir şey var. Bir insanın hayatı çizilmiştir kaya resimlerinde. Doğumundan ölümüne kadar. Yani sıfır noktasından bire kadar, bire doğru bir hayatı çizilmiştir. Öldüğü noktadan sonra birden ya da hangi noktaya ulaşmışsa sıfıra doğru. Yani eski Türkler döneminde, Pazırık kurganlarında, Ukok kurganlarında, ondan sonra işte İskit döneminde, işte Arjanda vesaire, Göktürkler döneminde, işte Kırgızlarda, Uygurlarda bir dönem görebiliyoruz bunları. Neyi görebiliyoruz? Ve bunlardan binlercesine daha öncesine, yani milattan önce 4000 yılına kadar götüren bir olaydır bu. Öteki dünya inancı var. Dolayısıyla öteki dünya inancı
şamanlıkta hep şöyle algılanmıştır. Şamanizmi araştıran, hani dedik ya, Türk halklarının içinde çıkan ilk Türkolog, Batı anlamında ilk Türkolog Nikolay Katanov, profesör doktor. Onun da çok önemli araştırmaları var. Hem Tıva Türkler arasında, hem Yenisey Kırgızlarının soyundan gelen Hakas Türkleri arasında, hem de Doğu Türkistan'da Uygurlar arasında çok önemli araştırmalar var. Bütün bu coğrafyada. İşte ona göre yani bu dünyanın tersi olarak algılanıyor. O yüzden eski Türk döneminde bazı eşyalar yamultmuştur. Yani bilerek. Mesela kılıç varsa kılıcı yamultmuşlar. Yamultmuşlardır. Bu arada kılıç derken aklıma şey gelmiştir. Yenisey Kırgızları döneminde çok ünlü bir komutan vardı. Bagır. Bagır ya da Bagir. Bagır. Bu Bagır adlı komutanın şöyle bir özelliği var. Elinde şey var. Ne diyor ona? Kılıcı var. Bu kılıç Damaskus çeleğinden, Şam çeleğinden yapılmıştır. Ve orada Arapça yazılar var. Ve bu kılıç günümüzde Güney Sibirya'daki müzelerde korunuyor. Dolayısıyla tek örnektir. Yani ama İslamiyet'le etkileşim çok eski dönemlere kadar iniyor. Yani Yenisey Kırgızlarına kadar ulaşıyor. Orta Doğu'dan gelen tüccarlar, işte seyyahlar vesaire oralara kadar geliyorlar. İşte tersi algılanıyor. Katanov da bunu bu şekilde söylüyor. O yüzden bu dünyada mesela eşyalar koyuyorlar, kırık eşyalar koyuyorlar, o tarafa gönderiyorlar falan. Burada sorular bu arada geliyormuş. Evet hocam, ben şimdi bir sorunu da size duyurmak istiyorum. Sorunu veren Mehmet Mehmetli, Bakü Devlet Üniversitesi'nin Filoloji Fakültesi'nin doçenti kendisi. Sorusu böyle. Şamanizm dindirse kendi ideolojik teorik tabanı var mı? Sınırları bilinir mi? Ve dahasında yazmış ki Profesör Hikmet Tanyu, İbrahim Kafesoğlu ve başkalarının şamanizmle bağlı fikirleriyle razısınız mı? Hikmet Tanyu derken şimdi bir dakika. Şurada herhalde yok. O zaman şurada. Bunlar çok önemli araştırmacılar. Tamam mı? Abdülkadir İnan önemli bir araştırmacı. Ve Abdülkadir İnan'ın şu kitabını çıkarırken Eski Türk Dini Tarihi adlı kitap. Zeki Birey Togan'la beraber İstanbul'a 1925'te gelen Başkurt asıllı Türklerdir bunlar. Hem Zeki Birey Togan hem Abdülkadir İnan. Abdülkadir İnan diyebilirim ki Türkiye'de en büyük şamanizm araştırmacılarından biridir. Ve birincil kaynaklardan elde edilen literatürü tarayarak ve bizzat kendisi dolaşarak ortaya koymuştur. Oradan çalışarak meydana getirmiştir. Şimdi bu eserde diyor ki eski Türk dini tarihinde biz Türklerin eski dinine şamanizm diyoruz. Şimdi onun bu eserinde ön söz olarak Profesör Doktor Hikmet Tanyu ön söz yazmıştır. Tamam mı? Ve şu ifadeyi kullanıyor. Her ne kadar Hikmet Tanyu, İbrahim Kafesoğlu hocalarımız şamanizmi çok fazla kabul etmiyorlar. Ama buna rağmen Türk şamanizmi kavramını kullanıyorlar. Yani bunlar belgeli. Yani çünkü şamanizmden kurtulmak kolay değil. Yani hani şamanizm eğer ki bir Rus icadıysa ya da emperyalist güçlerin icadıysa, o zaman Kızılderililerin arasında nasıl şamanizm oluyor? Nereden çıkmış? Uzaylılar mı getirmiş oraya? Bunlar Bering Boğazı üzerinden geçmiştir ve bu konuda genetik araştırmalar yapılmıştır. Bu göç 25 ile 40 bin yıl öncesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla şamanizmin bu kadar eski döneme kadar gittiğini biz tahmin edebiliriz. Eğer ki Kızılderili kardeşlerimiz
şaman davulu tutuyorsa, bir tokmak tutuyorsa ve buna vurarak, belini hareketler yaparak, transa girerek, ondan sonra kendine geldiği zaman, ayıldığı zaman bir şeyler anlatıyorsa, şunlarla görüştüm, bunlarla görüştüm, atalarla görüştüm, bilmem ne diye anlatıyorsa, aynı Altay'daki Takaslar, Altaylar, Şorlar ve diğer şamanlar gibi. Bu ne demek? Kültürel paralellik. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani bu şunun bunun icadı falan değil. Çok daha mesele şey diyorlar ya. Mesela oyun çok daha büyük yegenim diyorlar ya. Böyle bir şey yani. Yani burada 17. yüzyıl yani 3 asır öncesine kadar gidip de kilitlenen arkadaşlarımız var. Biz burada 40 bin yıldan bahsediyoruz. 40 bin. Anlatabiliyor muyum? Yani Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da şamanlar varsa günümüzde o zaman bir zahmet şamanizmin çok kadim bir kültür, çok kadim bir inanç olduğunu kabul ederim. Ha, şaman ayrı, toplum ayrı. Bu yaklaşım yaygındır dünyada. Gene Mircea Eliade'nin sayesinde ama şunu düşünün. Şimdi şaman transa giriyor, çıkıyor. Tamam mı? Transa giriyor, çıkıyor. Etrafında cemaat var. Cemaat da bir şeyler anlatıyor. Benim sesim geliyor değil mi bu arada? Evet geliyor. Tamam. Ha, evet tamam. Evet. Ha. Şimdi yani transa giriyor, çıkıyor. Etrafında cemaat var. Cemaat anlatıyor. Atalarınızla görüştüm, ruhlarla görüştüm. Hatta Umay'a çıktım. Umay tanrısı var. Tanrıça. Slav dillerindeki ekça. Ama öz Türkçe'de tabii şey yok. Tanrı diye bir kavram var. Hatta eski Türk yazıtlarında Tengri Umay olarak geçiyor. Eski Türk yazıtlarında hem gök yani Tengri hem yer yani Yağız yer ya da toprak ana önemlidir. İkisi de kutsaldır. Ve dolayısıyla eski Türk yazıtlarına baktığımız zaman Türkler hem göğe tapınmışlar, yükünmüşler tamam mı? Hem yere yükünmüşlerdir. Ha. Umay'a, şimdi biraz koptum da konuya ama mutlaka hani zaman varken bunu da anlatayım. Şimdi Umay'a kadın kahramanı ya da melek diyenlere bizim araştırmacılarımıza ya da Tengrici, kendine Tengrici diyenlere Kaşgarlı Mahmut ta 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut hocamız çok sağlam bir cevap veriyor. Diyor ki Kaşgarlı Mahmut ki kendisi din iman konusunda çok hassas birisidir ve putperest kafir Türklere çok kızgındır aynı zamanda. Tamam mı? Hani henüz doğru dine geçmemiş olan Türklere, atalarının dinini terk etmemiş olan Türklere çok kızgındır. Kafir Türkler bunların sapıklıklarından Tanrı'ya sığınırız diyor. Ya hocamız çok kızgın yani. Ama buna rağmen 11. yüzyılda Divan-ı Lugat-ı Türk'te hocamız ne diyor? Yani ne diyor? Daha Mircea Eliade piyasada yokken Kaşgarlı Mahmut hocamız ne diyor? Kim Umay'a taparsa çocuğu olur diyor. Şimdi bu noktada ne düşünmemiz gerekiyor bizim? Tengricilerimiz dahil. Fantazist. Bizim kurgucu tengricilerimiz dahil. Ne düşünmesi lazım? Ya hoca niye böyle dedi? Yani durup dururken Kaşgarlı Mahmut Umay'a tapanın çocuğu olur. Yani tamam mı? Oğlu olur. Oğlu bulur. Bulur. Niye diyor? Bunu niye diyor? Çocuk yani oğul çocuk demek. Orada hem kadın hem erkek anlamında. İkisi de anlamda. Yani böyle bir şeyler var. Daha sonra bu hep erkek anlamında kullanılmış ama o zaman ikisini de temsil ediyor. Niye söylemiş bunu? 11. yüzyılda din imanı konusunda hassas olan Kaşgarlı Mahmut niye bunu söylemiş? Çünkü belli ki buradan hocanın bu sözlerinden şunu anlıyoruz. Umay kadın kahraman değildir. Kadın kahraman çocuk doğurtabilir mi? Değil mi? Yani kadın kahraman çocuk doğurtamaz. İptal ettik kadın kahraman versiyonunu, nazariyesini. Melek melek çocuk doğurtabilir mi? Doğurtamaz. Ne yaptık? İptal ettik. Ne melek ne kadın kahraman. Yani 11. yüzyılda sağ olsun hocamız Kaşgarlı Mahmut çok sağlam bir şekilde tabii bizim Uygur Türkleri de biraz kızgın. Hani bunlar doğru yola gelmiyorlar diye. Şimdi Kaşgarlı Mahmut hocamız ne diyor? Umay'a tapanın çocuğu olur. Başka bir şeye gerek yok. Başka yoruma gerek yok. Sağlam bir kanıttır bu. Yani bu şekilde. Şimdi Umay günümüz Türklerinde yaşıyor. Sibirya'da yaşıyor. Ne diyor bir daha?
Hocam bir de başka soru var. Bitirdiniz, onu da verelim. Ha, mesela şey var. Şamanizm avcı toplayıcı dönemden Neolitik çağdan başlayarak bozkır halkların kadim sözlü kültür tabanını teşkil edip etkisi günümüze kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki söyleyebiliriz. Yani hatta Neolitik bir tarafa, Neolitik'ten önce. Hani bu araştırmacılar diyor ki, şimdi şamanlığın aslında biz Türkolojide mesela Profesör Doktor Vilmos Diyosegi var. Macaristan asıllı araştırmacının veciz bir sözü var. Kendisi Vilmos Diyosegi Hakas topraklarına 1957'de geldi. Dolayısıyla 1950'li yıllardan itibaren bizzat Mircea Eliade'den farklı olarak, Mircea Eliade Sibirya'ya gitmiş değil ama bu Macaristanlı hocamız doğrudan Sibirya'ya gitmiştir. 1950'li yıllarda, 1957'de Hakas topraklarına dolaşıyor ve orada araştırmalarda bulunuyor. Sonra sınır dışı ediliyor. Sovyetlerden, sosyalist kamptan olmasına rağmen sınır dışı ediliyor. Yani ilginç değil mi? Ama buna rağmen tonlarca kitap yazıyor. Şimdi Vilmos Diyosegi diyor ki kendisi Mihaly Hopal'ın arkadaşıdır. Vilmos Diyosegi diyor ki eğer ki biz şamanizmi araştırmazsak o zaman Hungaroloji'den söz edemeyiz. Diğer bir halk bilimci, etnograf bizim Özkul Çobanoğlu, Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu diyor ki hocanın bu tespiti yani Hungaroloji araştırmalarında şamanizmin önemine ilişkin bu tespiti Türkoloji için aynen geçerlidir. Aynen geçerlidir. Yani Türkoloji bir binaysa o binanın temeli şamanizmdir. Şamanizmi siz araştırmadan oraya diktiğiniz binalar sağlam temele dayanamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla siz araştırmazsanız başkası zaten araştırır. Başkası zaten araştırır. Ve nitekim de araştırıyorlar. Yani bölgeye gidiyorlar, Sibirya'ya gidiyorlar, araştırmasını yapıyorlar. Yani bizim temsilciler masa başı kitaplarını yazarken neymiş? Şaman Türkçe değil, şamanizm Ruslar icat etmiştir filan derken dünya bilimcileri doğrudan seyahat, saha araştırması yapıyor. Öyle iki günlük turist ziyareti değil. Sizin tek tanrılı dininiz mi? Tengrici değil misiniz siz? Sorular değil yani. Böyle sorular değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Sereshevski 19. yüzyılda saha yakutlarının arasında yaşıyor. Ve saha yakut diline vakıf. Ki Yakutça eski Türk dillerinden biridir. Çuvaşça ile beraber. Eski Türk dillerinden biridir. Diyor ki bunlar çok tanrıcı. Bunlar tek Allah'ı algılayamıyorlar. Yani Rusların bölgeye, Rus Ortodoks Kilisesi'nin bölgeye getirmiş olduğu tek Allah, tek Tanrı düşüncesini algılayamıyorlar. Zorluk çekiyorlar. Aynı olay Güney Sibirya'da gerçekleşiyor. Bütün misyonerlerin, yani tebligatçıların bütün çalışmalarına rağmen Güney Sibirya'daki Türkler bu tek Allah inancını algılamakta zorlanmıştır. O yüzden kabul edememiştir. Kabul edenler varsa bile bunu ne diyor ona, nominal olarak, fiktif olarak, görüntü olarak kabul etmişlerdir. Yani kabul etmiş görünmüşlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir olay var. O yüzden şamanlık günümüze kadar yaşamıştır. Yani hiçbir şekilde, tengricilerimiz şunu da biliyor. Şamanizme karşı mücadele, şamanizme karşı savaşı en çok Rus Ortodoks Kilisesi yapmıştır. Yani Çarlık Rusyası yapmıştır. Sovyetler zamanında yapılmıştır. Şamanlar öldürülmüştür, sürgüne gönderilmiştir, eşyalarına el konulmuştur, müsaade edilmiştir, konfiska edilmiştir vesaire vesaire. Anlatabiliyor muyum? İnançlar yasaklanmıştır, ibadetler yasaklanmıştır. Şimdi bütün bunlar varken tek Allah inancını misyonerlik yapan, tebliğ eden bu Rus Ortodoks Kilisesi tek Allah'a iman edin, tek Tanrı'ya iman edin demelerine rağmen
Güney Sibirya Türkleri yanaşmamıştır. Yani anlatabiliyor muyum? Bu sefer bizim Türkologlar, temsilciler ne diyor? Bunu Rus Ortodoks Kilisesi yapmıştır özellikle. Ya Rus Ortodoks Kilisesi kendine niye zorluk çıkarsın? Yani eski Türkler Orta Doğu'dan gelen dine niye rahatlıkla intibak ettiler? Mesela böyle bir şey biliyorsunuz değil mi? Eski Türkler varsayım olarak tek tanrıcıydı. Orta Doğu'dan gelen misyonerler dediler ki eski Türklere, ya sizin inancınız bizim inancımız çok benziyormuş güya. Çok benziyormuş. O zaman siz bizim dine gelin. Kime demiş? Eski Türklere. Eski Türkler güya ne demişler? Ya sizin dininiz ne kadar bizim dine benziyor. Haydi biz kendi atalarımızın dinini bırakalım, sizin dinine geçelim. Yani bizim dini bırakalım, sizin dininize gelin ve rahatlıkla intibak edelim. Yani benimseyelim. Zaten bizim dinimizle benziyor. Ben şu kitapta ilk defa şu soruyu sordum Şaman kitabında. Madem ki bu kadar benziyorsa, Orta Doğu'dan gelen din ile eski Türklerin dini bu kadar benziyorsa, eski Türkler ataların dinini niye bırakıyorlar da başka dine geçiyorlar? Bir. İki. Orta Doğu'dan gelen arkadaşlar, misyoner arkadaşlar, ya sizin dininiz çok benziyor derken niçin eski Türklerin dinini geçmiyorlar? Türkolojide maalesef sorulmayan sorular. Ben bu soruda, bu kitapta onu soruyorum. Yani madem ki eski Türklerin dini Orta Doğu'dan gelen arkadaşlarının dinine çok benziyorsa, hiç mi bir tane Arap ya da başka bir arkadaş eski Türklerin inancına geçmemiştir? Yani bunu kendinize sordunuz mu? Bir Türkolog olarak, bir araştırmacı olarak. Yani Türkler Orta Doğu'dan gelen inanca geçiyorlar, atalarının inancını bırakıyorlar, ama Araplar ya da başka birisi bırakmıyor kendi atalarının inancını. Var. Çok önemli. Yani niçin bu oluyor? Yani şimdi ya da bu geçişin bu geçişi kolay kılan en önemli faktör neydi? Tek tanrıcılık değil mi? Şimdi Orta Doğu'dan gelen misyonerlerin tanıttığı inanç tek tanrılı değil mi? Tek Allah'lı değil mi? Batı'dan gelen 18. 19. 20. yüzyılda gelen misyonerlerin, yani tebligatçıların tanıttığı din gene tek Allah'lı, tek tanrılı yani. İki tanrı, üç tanrı, dört tanrı demiyor. Tek tanrı diyor, tek Allah. Şimdi metodolojik olarak, yani madem bilim konuşuyoruz, metodolojik olarak eski Türklerde geçerli olan bir model, tek tanrı, tek tanrı, anlatabiliyor muyum? Kolaylık kılmışsa, kolaylık sağlamışsa, o zaman Ruslar niçin Türkleri kendi gelensel inançlarından koparıp şamanlığa geçiriyorlar. Sonra şamanlıktan tek tanrılı dinler, tek Allah'lı dine, Hristiyanlığa monte ediyorlar. Yani niye böyle zorlanıyorlar? Yani Orta Doğu'dan gelen arkadaşlar bu yola başvurmuş mu? Başvurmamış. O zaman Batı'dan gelen arkadaşlar niye buna başvuruyor? Yani kendi işini zorlaştırıyor. Niye zorlaştırıyor? Bunu metodolojik olarak Türkolojide soran kimse çıkmamıştır şimdiye kadar. Ama bunlar önemli sorular. Yani madem ki nesnel bir yaklaşım gerekiyorsa şamanizm araştırmaları, o zaman nesnel yaklaşacağız. O zaman ön yargılarla, kaygılarla, aman yanlış anlaşılmasın şeklinde değil, ne varsa onu konuşacağız. Yani şimdi tengiriciler bizim Türkologlar şamanizmi kabul etmiyorlar. Ama diyorlar ki şamanizmi Ruslar icat etmiş. Şimdi Ruslar ne yapmış oluyor bu durumda? Eski Türk Güney Sibirya'daki Türkleri geleneksel inançlarından koparıyorlar. Bizim temsilcilerin böyle bir şey yok dediği şamanizmin içine monte ediyorlar. Sonra şamanizmi alıyorlar, bir daha tek Allah'lı inanca, Hristiyanlığa monte ediyorlar. Şimdi böyle dolaylı, yani şöyle gösteriyorlar. Böyle niye göstersinler? Mantık var mı? Mantık yok. Çünkü kurgu. Anlatabiliyor muyum? Yani Hristiyanlar doğrudan Hristiyanlığa çağırmışlardı. Hiçbir zaman şamanizme çağırmamışlardı. Zaten Hristiyanların aynı Orta Doğu'da gelen misyonerler gibi
Hedef belli yani. Kendi dini. Bizim dine gelin diyor. Yani başka bir şey demiyor. Bizim dine gelin diyor. Ha, bunun için değişik değişik yöntemler kullanıyorlar. Bu misyonerlik sürecinde. Ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi'nin içinde bir sürü de kayıt var. Tonlarca. Bunu Türkologlarımız biliyor. Bunu Tengricilerimiz biliyor. Ama görmezlikten geliyorlar. Niçin? Çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü onları kabul etse, açık yüreklilikle kabul etse, görecekler ki Rus Ortodoks Kilisesi şamanizme karşı mücadele etmiştir. Savaşmıştır. İşte bu sefer ne oluyor? Bizim Türkologlar, bizim Tengriciler, yani kurgucu Tengriciler, çünkü Tengricilik diye bir şey yok. Bizim kurgucu Tengricilerimiz Rus Ortodoks Kilisesi'yle aynı safta yer almış oluyorlar. Kime karşı? Şamanizme karşı. Şaman Türklere karşı. İşte bu tezatlık değil mi? Bu tezatlık. Ama bunu dile getirmiyorlar. Yani bir sıkıntı olmasın diye dile getirilmiyor. Ama gerçekler bunlar. Yani dolayısıyla Güney Sibirya'daki Türkler kendi kültürünü atalarından devralmış oldukları bu inançsal kültürü yaşatmak için mücadele etmiştir. Ölmüştür. Sürgüne gönderilmiştir. Baskı görmüştür. Ama atalarının inancını terk etmemiştir. Öyle batıdan gelen arkadaşlar, ya ne kadar benziyormuş bizim dinimiz. Bizim de tek Allah'lı, sizin de tek Allah'lı. Hadi çocuklar bizim dine geçin. Atalarınızın dinini bırakın. Bir an önce bırakın. Demiş de olabilirler. Ama bizim Güney Sibirya'daki Türkler buna yanaşmamışlardır. Demişlerdi ki, biz atalarımızın çok tanrılı dinini eski Türklerden itibaren yaşatacağız. Yani eski Türk döneminde biliyorsunuz çok tanrıcı. Hani yani bizim Türkologlar tabii kızıyor. Tarihçilerimiz kızıyor. Çok tanrıcı derken. Ama bu böyle. Yani gerçekler böyle maalesef. Yani keşke tek tanrıcı olsaydı. Ama değil. Yani bir de tabii duygusal tengricilerimiz var. Onlar çok kızıyorlar. Yani daha da fazla kızıyorlar. Ama ama gerçek bu. Yani Tengri Umay var. Tamam mı? Kök Tengri var. Öd Tengri var. Vesaire vesaire. Erklik. Şimdi günümüzdeki şamanizmde Erklik Han var mı? Erklik Han var mı? Var. Eski Türk döneminde hem de yazılı vesikalar olan yazıtlarda var mı? Erklik var. Irk Bitlik'te var mı? Var. Yenisey yazıtlarında var mı? Var. Eski Türk yazıtları ne diyor? Bizi erklik ayırdı diyor. Erklik bizi ayırdı diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir inanç. Yani uzaydan erklik kavramı uzaydan gelmiş değildir. Erklik kavramı Türk kültüründe, Moğol kültüründe, Altay kültüründe. Çünkü Türkler de Moğollar da Altay kültüründe. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bazen şöyle demiştir. Şimdi ben de okudum. Bizim büyük kültür tarihçilerimizi, etnograflarımızı, Türkologlarımızı şöyle demişlerdi. Türkler ataerkil, tamam mı? Ama filanca filancılar, mesela Tungus Mançular, şunlar bunlar, onlar geri kalmış, gelişememiş, ilkel toplumlar olduğu için onlara yakışır şamanlık. Bize yakışmaz. Ama maalesef bize şamanizmi uzaylılar bulaştırdı. Böyle bir yaklaşım var. Ama Türkler hep ataerkil olmuştur falan şeklinde. Oysa ki yani keşke alan araştırması işte bu yüzden önemlidir. Alan araştırması yapılmış olsaydı göreceklerdi ki Altay Türklerinde şamanizm bağlamında, hani bu Türk kültüründe biliyorsunuz bir insan için en yakın akrabası dayıdır. Anne tarafında. Dayı diyebiliyorsunuz değil mi? Sizde de var dayı. Hakasya'da Hakasya'da tayı. Şimdi bu tayı, dayı kavramı çok eski zamanlardan beri günümüze kadar gelmiştir. Dayı kavramı. Ve bu dayı kavramı, yani dayı tarafından, yani anne tarafından akrabaların yakın olduğunu gösteren bir kavramdır. Bunun da dışında şamanizmde anne tarafından ataların, baba tarafından ataların ruh olarak çok etkin olduğunu da gösteren kayıtlar var, araştırmalar var. Yani bu çok önemli.
Umay eski Türk döneminde Profesör Doktor Sergei Klaştorny'nin tespitidir bu. Eski Türk döneminde Umay çok daha geniş bir yetkiye sahiptir. Anlatabiliyor muyum? Ulusun kaderini belirliyor. Koruyor. Ama günümüzde anlamı daralmıştır. Günümüzde çocuklara kut verir. Lohusaları, yani çocuk doğuranları korur. Kızları korur. İşte yaşlıları korur vesaire. Böyle anlaşılır. Böyle inanılır iken eski dönemde ki kendisi eski Türk yazıtları uzmanıdır ve maalesef onu da geçen yıllarda kaybettik. Onun da saygıyla yad edelim, analım adını. Klaştorny'a göre eski Türkler çok tanrıcı. Ve bu çok tanrıcı bu dönemde, mesela Profesör Doktor Vasilyev var. Onun da araştırmalarında çok tanrıcı. Çok tanrıcı ve şamanlıktan bahsedebiliyoruz. Zaten Masao Mori var. Japon Türkologlar. Türkologlardan birisi. O da böyle bir şamanizmden bahsediyor. Eski Türklerin şamanizminde. Ve Reşotnikova var. Büyük bir araştırmacı Saha Yakutlar'dan. O da Ksenofontov diye bir araştırmacı vardı. 1920'li yıllarda önemli eserleri ortaya koyan şamanizm konusunda, Saha Türklerin konusunda ve orada onun o kitabın ön sözüne de diyor ki Masao Mori'nin eski Türkler için kağanı tahta çıkarma töreni var. Tavaf yapıyorlar. Çadırın etrafını tavaf yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani evin etrafını tavaf ediyorlar. Yani dolaşıyorlar. Aynı geleneği şamanlardan bahsediyor. Şaman toplumlardan. Dolayısıyla böyle bir paralellik var. Umay şamanizm de yaşıyor. Erlik şamanizm de yaşıyor. Böyle bir gelenek şamanizm de yaşıyor. Ondan sonra ata kültü. Eski Türklerde ata kültü var mıydı? Vardı. Hunlarda ata kültü var mı? Vardı. Kurban geleneği var mı? Var. Şamanlarda yaşatılıyor mu? Yaşatılıyor. Atalar kültü şamanlarda yaşatılıyor mu? Yaşatılıyor. Yani bu atalar kültü İskitlerden itibaren önemlidir. Yani göçebe halklarda İskitlerden itibaren bu çok önemli bir yere sahiptir. Ha, kurganlardan bahsettik. Yani Hakas topraklarında neredeyse 4000, 2000, 6000 yıllık geçmiş olan bir kültürdür kurgan geleneği. Anlatabiliyor muyum? Yani çok eski bir gelenek ve Okunev döneminde yani aşağı yukarı 5000 yıllık bir kültürdür bu. Orada mesela dikili taşlar var. Bu dikili taşlardan biri 21. yüzyılda da şamanizm kapsamında Hakas topraklarında yaşıyor. Ve oraya gelenler Müslümanlar var. Oraya gelenler Hristiyanlar var. Oraya gelenler ateistler var. Oraya gelenlerin arasında Müseviler var. Onların oraya gelenler arasında Budistler var vesaire var. Evet, doğal olarak şamanlar var yani. Ne için geliyorlar? Bereket, sağlık, mutluluk vesaire vesaire. Ha, Anadolu'da da bunun örneklerini görebiliyoruz. Azerbaycan'da da bunun örneklerini görüyoruz. Hani çaput bağlama, dilek ağacı vesaire. Burada çaputları, yani o bezleri, o kumaşları taşa bağlıyorlar, ağaca bağlıyorlar, ağaçların yapraklarına bağlıyorlar, budaklarına, dallarına bağlıyorlar. Burada da taşa bağlıyorlar. Bu taş 5000. 1955'te bu taş koparılıyor. Sonra müzeye götürülüyor. Sonra müzeden getiriliyor. Tekrar yerine 2003 yılında yerine dikiliyor. Ve tekrar o Sovyetler döneminde hani bizim tengiricilerimiz iddia ettiğinin aksine Sovyetler koparıyorlar. Çünkü şamanizm karşıtı. Sonra dikiyorlar tekrar. Ne zaman? Şaman olan Hakasların baskısıyla 2003 yılında bu 5500 yıllık dikili taş, onlara bozkır tanrıları diyorlar. Bu bir putperestliktir. Ha, ben putperestlikten atalarımız putperestse ben utanmam. Tözperest diyoruz buna. Bu bir taş ve arkeolojik olarak şu ispatlanmıştır. Bunların önünde sunaklar vardır. Kurbanlıklar vardır. Yani bunlara adaklarda bulunmuş insanlar. Yüzyıllarca değil, bin yıllar boyunca bu kültür yaşatılmıştır. Ve Okunev kültürü, mutlaka okuyun, fırsatınız olursa Okunev kültürü. Okunev kültürü sadece Hakas topraklarında vardır. Okunev kültüründe
Devasa megalitler dikilmiştir. Yani dev taşlar, kaya parçaları. 8 metre, 10 metre. Anlatabiliyor muyum? Yani kocaman. Şimdi Okunev dönemi dünyada çok tanınmış değildir. Ama arkeoloji dünyasında çok tanınmıştır. Dünyada Pasifik'te bulunan Paskalya Adası çok tanınmıştır. Kızılderili kardeşlerimiz orada böyle dikili taşlar dikmişler. Onlar çok meşhurdur. Fakat Okunev döneminin özelliği şu. Hakas Türklerinin ezelden beri yaşadığı ve genetik olarak ispatlanmıştır bu. Yani genetik varsayım değil, hipotez falan değil. Genetik olarak yani %100 olarak ispatlanmıştır. Binlerce yıl geçmişe giden bir genetiğe sahiptir Hakas'ta bu topraklara. Yani dolayısıyla bazılarının iddia ettiği dışarıdan gelmiş, şuradan gelmiş falan değil. Oranın yerlisi. Ve orada ne kadar yerli varsa onlar hepsi Hakas Türklerin ataları. İşte burada biz görebiliyoruz ki Paskalya Adası'ndaki dikili taşlardan en az 3000 yıl daha eskidir Okunev dönemi. De hocam şimdi bu taşlar. Şimdi 3. seans da bitmek üzere. Ha, tamam. Şimdi bir de yenisine katılalım. Birkaç soru da var. Onları da sorayım. Bir de bizim hocalarımızdan biri de fikir bildirmek istiyor. Sonra da ona söz veririz. Şimdi katılalım diğer seansa. Tamam. Bu, evet, siz tamamlayın. Hurtuyak, uluğ, yani uluğ, hurtuyak ne demek? Anaların anası, yani yaşlı bir nine anlamına geliyor. Taş anlamına geliyor. Yani uluğ hurtuyak tas diye bir taş var. Hakas Türkleri ona bu ismini vermişler. Bunlar 5000 yıllık küsür devasa bozkır tanrıları. Taştan yapılmış ve en önemlisi kurbanlar sunulmuş. Ve günümüze kadar bu devam ediyor. Yani dolayısıyla putperestlik Türk kültüründe devam ediyor. Ve insanlar özellikle çocuğu olmayan her türlü dinden, ırktan, milliyetten insanlar geliyor ve orada duası da yapıyorlar, kurban da ediyorlar. Kansız kurban. Hani hediyeler, adaklar falan yapıyorlar. Evlenen genç çiftler geliyor. Dolayısıyla bu günümüzde yaşayan bir inanç sistemidir. Yani yaşayan bir inanç sistemidir. Ve bunu ta o şeyden itibaren görebiliyoruz. Yani Okunev döneminden itibaren görebiliyoruz. Böyle bir şey var. Şimdi sorulara geçebiliriz. Yoksa saatlerce ben konuşabilirim. Evet, bazı sorular da var. Onları vereyim. Sonra bir hocamızın fikri var. Onu da dinleriz. Tamam. Sorulardan biri böyle. Abdullah Gündoğdu dinleyicisinden gelmiş. Şamanların unisex özellikleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şamanizm araştırmak sadece Türk kültürü bakımından, Türk tarihi bakımından önemli değildir. Ama aynı zamanda sosyal bilimler bağlamında toplumsal cinsiyet araştırmalar bakımından, kadın araştırmalar bakımından, erkek araştırmalar bakımından, feminizm bakımından, uluslararası ilişkiler bakımından, iktisat bakımından, İnançlar tarihi bakımından, yani din sosyolojisi bakımından vesaire sosyal politikalar bakımından, mesela ben bir tane yazı yazdım sosyal politikalar mesela eski Türklerde destanlar ve şeylere dayanarak, yani destanlar çok önemli. Sadece Hakaslar'da 400-500 tane destan var. Bunları hepsini bir araya getirdiğiniz zaman aşağı yukarı belki de 10 milyon en az 10 milyon mısradan bahsedebiliyoruz. Yani bu çok büyük bir rakam. Biliyorsunuz sadece Manas 500 bin destan, ama bunlar İslam öncesi döneme ait ve İslam'la beraber İslam'dan etkilenmemiş destanlar olduğu için bizler için ve Türkoloji için önemlidir. Ve bu şamanizmin en önemli damarlarından, besleyen en önemli damarlarından biri şaman mitolojisi. Şaman mitolojisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani Türkolojide giderek bu da artık kabul edilmeye başladı. Mitoloji önemlidir. Daha Raşidettin döneminden itibaren söylenceye önem verilmiştir. Mesela nasıl ki eski Yunan'ın dinini, antik Yunan dinini öğrenmek istiyorsak, biz eski antik Yunan
söylencelerine önem veriyorsak, güveniyorsak, Homeros tarafından M.Ö. 7. yüzyılda anlatılan Odiseya ve İlyada ya güveniyorsak, aynı şekilde İslam öncesi Türk mitolojisine güveneceğiz. Başka yolu yok. Yani görmezlikten gelemiyoruz. Ki Türkiye'deki Türkoloji bu konuda çok hızlı ilerliyor. Yani bunu da burada söyleyelim. Bu da genç Türkologların sayesinde, hani kalıplardan korkmayan, onları aşabilen, dünyaya daha geniş, inançlara daha geniş bakabilen araştırmacıların sayesinde. Ve bu da nitekim şunu gösteriyor. Kısa bir dönem içerisinde Türkiye'sine aktarılan Hakas kahramanlık destanlarının sayısı bütün, yani 90'dan bu yana ilk defa 97'de yayınlanmıştır. O da Altın Arı. Altın Arı da kadın kahraman, baş kahraman. Şimdi dünyada birçok mitoloji vardır. Ama bu mitolojilerin içerisinde baş kahramanı kadın olan mitolojiler çok azdır. Siz de hak verirsiniz ki. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şamanizm bu açıdan önemlidir. Ya zaten şamanlar, mesela benim dinim, inancım şamanlıktır, şamanizmdir. Bana mesela şu soruyu sordukları zaman, mesela hangi soru bu? Şu, sizin dininize ait ilk insanın cinsiyeti nedir diye sorulduğu zaman ben ya da başka şamanlar şunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Bizim dinimize mensup olan ilk insanın cinsiyeti kadındır diyebiliyoruz. Bu konuda hiçbir utanç, işte bizim tengiricilerimizin utandığı gibi utanmıyoruz. Yani böyle utanılacak bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani nitekim dünyada da ana tanrıça, kebele, şu bu falan hep kadın. Bunlar çok eski, arkaik, yani prehistoria döneminden gelen inançsal motiflerdir. Dolayısıyla çok kadim, çok arkaik bir şeydir bu. İnançtır bu. Dolayısıyla oradan utanılacak bir şey yok. Bizim Moğol halklarından Buryatlarda da aynı şekilde şey var. İlk şaman kadın. Yani tanrılar şamanlık yeteneğini ilk kadına bahşediyorlar. Yani bunlar şaman mitolojisi. Ve bunlardan utanmak bir tarafa, dünyaya şunu diyebiliyorsunuz. Yani sizde feminizm gelişmiş olabilir. Toplumsal cinsiyet, gender araştırmaları gelişmiş olabilir. Ama bizim binlerce yıllık geçmişe ait motifleri içeren şaman mitolojisinde, Türk mitolojisinde, Türk destanlarında çok önemli motifler var. Ve bunlardan birisi, ya da Altay mitolojisinde diyelim, bunlardan birisi ilk şamanın kadın olması. Şimdi ilk şamanın kadın olması demek zaten başlı başına bir devrimdir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz dünyada, batıda ya da dünyada herhangi bir feministe bunu rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ama siz şamanizmi bilmezseniz, bizim kurgucu, fantazici temgiricilerimiz gibi şamanizmden utanırsanız, doğal olarak anlatacak bir şeyiniz de olmaz. Çünkü bilmezsiniz, çünkü kaçınırsınız, çünkü araştırmazsınız. Yani ki araştırmacılar zaten araştırıyorlar şamanizmi. Yani ama o zaman ne oluyor? Bizim Türkologlarımız, hocalarımız da çok iyi bilirler. O zaman ne oluyor? O zaman size rağmen anlatırlar. Anlatabiliyor muyum? Yani size rağmen anlatırlar. Çünkü siz araştırmıyorsunuz. Yani çünkü utanıyorsunuz. Başka bir duygu dünyasında yaşarken dünya o duygularınızın dünyasında değil, araştırıyor. Direkt gidiyor. Mesela bizim temgiriciler ne diyor? Ben gittim oraya. Nereye? Sibirya. Yani sen gittin de turist olarak. Turist Ömer olarak gittin. 3 günlük bir seyahat yani. Ama eğer ki nitel ya da nicel araştırma yapmak isteseydin, onu da yapabilirdin o bölgede. Yani o bölgede yapılır. Yani
Nitekim o bölgede yapılmıştır. Hem de yerli Türk araştırmacılar tarafından. Tonlarca araştırma var. Bunlar niye niye meydana gelmiyor? Niye gündeme gelmiyor? Niye varsa yoksa hep tengiricilik, tek tanrıcılık, tengiricilik geliyor? Değil mi yani? Çünkü yani fırsat bulamıyorlar yani anlatmak için. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de yani dolayısıyla araştırmacılar araştırdığı zaman ister batıdan gitmiş olsun, ister oradaki yerli olsun araştırmacılar şamanizmin çok tanrıcı olduğunu, şamanizmin bir din olduğunu, en az İslamiyet, en az Hristiyanlık, en az Budizm, en az Müsevilik ve en az ateizm kadar bir din olduğunu ve insanların buna inandığını ve bu inanca ait unsurları, umay, erlik, şu, bu falan, üst dünya, alt dünya, orta dünya. Mesela üst, alt, orta dünya nerede var? Karşımıza nerede çıkıyor? Eski Türk döneminde. Eski Türk döneminde 8. yüzyılda karşımıza çıkıyor yazıtlarda. Üste kök tengiri diyor. Yani yaratılmıştır. Kim yaratılmış? Kök tengiri. Her ne kadar bizim Türkologlarımız mavi gök diye çevirmeye acayip bir özen gösterse bile, tamam mı? Türkçeden Türkçe aktarırken hem de, yani kök tengiri deyince ben anlıyorum. Bütün Türkologlar da anlıyor. Okuyanlar da anlıyor. Ama çevirirken ne hikmetse kök tengiriyi mavi gök diye çeviriyorlar. Niçin? Mavi Türkçe mi? Değil. Mavi değil. Türkçe değil yani. Kök Türkçe, tengiri Türkçe. Şimdi iki tane Türkçe sözcükten oluşan bir kavramı siz Türkçeden Türkçe aktarırken mavi diye bir gayri Türkçe kavramı monte ediyorsunuz. Niçin? Bunun sorgulanması lazım. Bunun nesnel bir şekilde sorgulanması lazım. Orada bahsedilen Göktürkler mavi gök diyemez miydi? Yani mavi gök diyemez miydi Göktürkler? Eğer deseydi. Kök tengiri demiş. Yani mavinin yerine Türkçe kavram kullanıyor atalarımız. Mavi demiyor. Kök diyor. Sema yerine ne diyor? Tamam mı? Ne diyor? Tengri diyor. Ve kılınmıştır diyor. Yaratılmıştır diyor. Ya da üze tengri çökmedikçe. Yani üste tengri çökmedikçe diyor. Yani bunları söylüyorlar. Dolayısıyla burada üç katmanlı üst dünya var, alt dünya var. İkisinin arasında kişi oğlu ya da kişi oğulları ya da insanlar yaratılmıştır. Bu noktada yaratılış destanlarında bizim Profesör Doktor Bahattin Ögel'in çok önemli çalışmalar var. Onu da yad edelim burada. Bahattin Ögel hocamızın, Profesör Doktor, eserlerinde, Türk mitolojisi eserlerinde işte Verbitski, Radloff tarafından kaydedilen yaratılış, altta yaratılış destanları var. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar da tabii ki çok büyük bir etkileşim var. Tek tanrılı dinlerin etkileşimi ve bunları kaydeden tebligatçılar, yani misyonerler tarafından belki de müdahale bile olmuş olabilir. Onu bilemeyiz. Ama bir de Nikolay Katanov tarafından kaydedilen Hakas yaratılış destanı var. O da gene dünyanın yaratılışı ve orada Erlikhan da var, Ülgen var. Şimdi Ülgen Profesör Doktor Butanayev'e göre eski Türk döneminden gelen bir kavram. Ya büyük, engin, yani göğe bakıyoruz ya biz, engindir. Yani sonu yokmuş gibi geliyor. Ya da ülger kavramından geliyor. Ki bunlar uzay pleyat diyorlar, işte takım yıldızı diyorlar vesaire. Ülger Altayca bir kavram, Türkçe bir kavram. Moğollar da kullanıyorlar ülger kavramını. Dolayısıyla eski Türklerden gelen ve tengri yerine kullanılan bir kavramdır. Yani birebir organik bağlantının olduğunu ifade ediyor Profesör Doktor Viktor Butanayev. Ama kaçınma şeyleri var. Yani kaçınıyorsunuz ya mesela ayı demiyorsunuz da ne diyorsunuz? Karaoğlan. Anlatabiliyor muyum? Yani kurt demiyorsunuz da börü demiyorsunuz da canavar diyorsunuz. Bilmem hasır diyorsunuz vesaire vesaire. Kögüdür diyorsunuz vesaire. Kaçınma kültürü var. Niye? Hani biri bir dikkatini almamış. O yüzden şamanizmi günümüzde yaşatan Sibirya Türkleri umay kavramını inançsal düzlemde yaşatıyorlar ama isim olarak yaşatmıyorlar. Çünkü onun ağır gelebileceğini düşünüyorlar. Hani adı ağır geldi inancı var ya, o da şamanizm inancıdır. O yüzden kaçınıyor. Yani diyebilirim ki neredeyse 21. yüzyıla kadar
Umay bir insan adı olarak Sibirya Türklerinde mevcut değildir. Çünkü o bir inançsal kültürün bir parçası. O yüzden Umay adını bir tanrı adı olarak, bir kutsal varlık adı olarak yaşatmışlardır. Ama tabii son dönemde Umay artık insanlara, çocuklara da verilmeye başladı. Kız çocuklarına tabii verilmeye başladı. Dolayısıyla Umay bir kadın, bir kadın tanrı ve kadın tanrının olması bile eğer insan hakları, kadın hakları yönünden şamanizme yaklaştığımız zaman yine bize toplumsal cinsiyet bakımından, feminizm bakımından dünya anlatabileceğimiz çok şeyimizin olduğunu gösteriyor. Yani bir insanın kadın tanrıya tapınabilmesi ya da eski Türklerin dediği gibi yüklenebilmesi önemlidir. Ha, Tengri'ye Allah değil de Sema anlamını yüklediklerini nerede anlıyoruz eski Türklerin? İşte bizim yardımımıza yine din imam konusunda hassas olan ama büyük ansiklopedistimiz olan Kaşgarlı Mahmut hocamız yetişiyor 11. yüzyılda. Ne diyor? Bu diyor kafir Türkler. Bu kafir Türkler diyor. Nerede yüksek bir ağaç, nerede yüksek bir dağ görseler Tengri diyorlar ve yükünüyorlar. Yani secde ediyorlar, tapınıyorlar, ibadet ediyorlar. Bunlar göğe Tengri diyorlar ve yükünüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar önemli şeyler. 11. yüzyıl yani bizim 21. yüzyıl değil. Yani 10 asır önce hocamız kaybetmiş. Yapacak bir şey yok. Yani dolayısıyla orada bir kez daha daha izler sıcakken, daha kam kültürü güçlü bir şekilde yaşanırken orada not tutuyor. Not düşüyor tarihe hocamız. Diyor ki göğe Tengri diyorlar ve yükünüyorlar. Yükünmek işte oradan geliyor. Zaten ağaca da Tengri diyorlar. Yani dolayısıyla burada ağaca da tapınıyorlar yani. Şimdi buradan hareketle eski Türklerden utanacak mıyız? Eğer eski Türkler kutsal ağaçlar dikmişlerse, ağaçları kutsal saymışlarsa, kutsal ormanlar olmuşsa, Kuzey Kafkasya'da Ermeni tarihçilerin kaydettiği gibi Hunlar'da ki 7. yüzyılda bahsediyorlar. Orada mesela kutsal ormanlarından bahsediyorlar. Yani ya da 1721'de Alman asılı Büyük Petro tarafından Sibirya'ya araştırmak üzere gönderilen bir bilgin bir insan, bilimci Daniel Gottlieb Messerschmitt. Bin Strahlenberg'le beraber geliyor o yolculuğuna. Tabert, Strahlenberg. Onunla beraber 1721-1722 Yenisey Kırgızlarının olduğu topraklar. Dolayısıyla Hakas Türklerinin olduğu topraklarda ilk defa orada bir park kültürüyle karşılaştı. Tabii o batıdan geldiği için onu park olarak algılıyor. Ama onlar kutsal orman. Ta eski Türklerden itibaren sadece saygı değil. Hani bizim maalesef çok hassas olduğumuz bir kavramdır saygı. Yani hangi konuda? Eski Türklerin dini söz konusu olunca saygıdan hep bahsederiz, hürmetten bahsederiz ama tapınmadan bahsedemiyoruz. Oysa ki biz biliyoruz ki inanç vardır. Yani inanç varsa saygı vardır şeyde eski dönemlerde. Ve bu yüzden Kaşgarlı Mahmut hiç sakınmıyor. Doğrudan diyor ki bunlar, bu Türkler diyor, kendisi de Türk, bu Türkler diyor ağaçlara tengir diyorlar, yükünüyorlar diyor. Bitti. Bizim Türkoloji için bunlar kafidir. Dolayısıyla orada hani ayrıca bunlar modern bir kavramdır. Yani bir ağacı kutsallık atfetmek, bir ağacı kutsamak, bir ateşi kutsamak önemlidir. Yani bunlar Zerdüştlükle alakası olmayan şeyler. Yani kremasyon kültürü hem eski Türklerde var, yani Göktürklerde var, hem Yenisey Kırgızlarında var, hem Yenisey Kırgızlarının olduğu Hakas topraklarında binlerce yıl geçmişi olan bir kültürdür. Yani şunu diyebiliriz. Milattan önce 2000 yılından itibaren dolayısıyla en az 4000 yani 4000 yıllık geçmiş olan bir kültürdür. Hakas topraklarında kremasyon kültürünün
Andronov kültüründen itibaren. Biliyorsunuz Andronov Kazakistan'da da Orta Asya'da da Özbekistan'a kadar yaygın bir kültürdür. Ortak bir kültürdür. Tamam mı? Ve dolayısıyla kadim bir kültürdür ve bizim atalarımızın yaşattığı bir kültürdür. Ve bu kültürde kremasyon var. Yani en azından Hakas topraklarında bu var. Kremasyon. Çünkü kurganlarda, mezarlıklarda yakılma izleri var. Yani kremasyon izleri var. Dolayısıyla bu eski bir kültür. Dolayısıyla bu kültür Zerdüştlükten çok daha eski bir kültürdür. Zaten ateş çok eski zamandan beri var. Bunu, bu ateşin aynı bizim geleneksel göçebe çadırların ortasında, yani evlerin ortasında ocak var ya, ocak. Ocağın üstünde delik var ya, tündük dediğimiz delik. Macarca'da pencere anlamına geliyor. Bunun prototipini 35 bin yıl öncesinde görüyoruz. Yukarı Paleolitik dönemde, Hakas topraklarında bunu görebiliyoruz. Aynı ev, yuvarlak ve gene ortasında ateş var. Ha, bu bizi ateşin gene eğer bu bir evren modeli ise ateş, ortada bir ateşin olduğunu gösteriyor. Yani bu çok önemli. Ha işte kadın erkek ilişkileri bu anlamda önemli. Yani ilk şaman kadın dediğiniz zaman bu zaten belki de dünyada yani başka inanç kültürlerinde söylenmesi mümkün olmayan bir ifadedir. Ama şamanizm bunu diyebiliyorsunuz. Ve bunu söylerken utanmıyorsunuz. Yani bizim tengiriciler gibi utanmıyorsunuz yani. Yani aman kimse duymasın şeklinde utanmıyorsunuz. Yani tam tersi, bir Türkolog olarak ben mesela bunu gururla dile getirebiliyorum. Yani şamanizmde, şaman atalarımızda ilk şaman kadındı. Dolayısıyla burada modern kavramlar kullandığımız zaman madem ki ilk şaman kadınsa şamanizmde, o zaman bu kadınlar lehinde bir pozitif ayrımcılık. İşte bu pozitif ayrımcılık çok önemlidir. Ve birçok dinde bunu bulamıyorsunuz. Ha, şaman dediğimiz zaman zaten kam. Kam dediğimiz zaman kadın da kam olabiliyor, erkek de kam olabiliyor. Yani hatta karma cinsiyet, yani hem erkekli hem kızlı, yani kadınların erkeklerin bir arada olduğu toplu ibadette yönetmek bakımından yine kadın ya da erkek önderlik yapabiliyor. Bu konuda hiçbir cinsiyetçilik, hiçbir ayrımcılık, hiçbir diskriminasyon şamanizmde yoktur. Yani bu övünülmesi gereken bir kültür. Yani bizim tengiriciler gibi aman dünya duymasın, çok utanacağız, çok ne diyor ona, çok mahcup olacağız dünyaya karşı. Yani böyle bir duygularının yersiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü şimdi bu... bize hocam lafınızı kestim de özür dilerim. Tamam. Söz konu geldi diye. Hocalarımızdan biri Ulu Ana ile bağlı sormuş. Şimdi kendisi de burada. Bir söz verelim, kendisi sorsun. Muhammed Hoca. Tamam. Mehmet müəllimin səsi bağlıdır deyəsən, müəllim. O sualımı mən də Timur bəyi salamlayıram. Merhaba. Hoş gördük deyirəm. Və onun şamanizmlə bağlı kişinin məruzəsini dinləyirəm. Və orada mən bir ulu ana kompleksi ilə bağlı sualım vardır. Şaman və ulu ana kompleksi. Onunla bağlı sizler ne diyebilirdiniz? Onunla bağlı. Ulu ana ile, şamanın ulu ana ile bağlılığıyla, alakadarlığıyla bağlı ne diyebilirdiniz? Yani akana motif var. Evet, akana veya ulu ana. Akana, hani bazen Verbitski'nin variantını okuduğunuz zaman orada ortaya çıkıyor. Altay yaratılış destanında. Yani orada ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Bir akana var. Kime fikir veriyor? Ülgene. Ülgene fikir veriyor. Yani dolayısıyla burada kadının öncü rolü var. Ya da kadın ya da dişil tanrının öncü bir rolü var. Bu da aslında çok önemlidir. Ha, yani böyle bir bağlantı var. Umayana aynı zamanda
Hani insanlara kut veriyor. Anneleri koruyor. Çocuk doğurmuş annelerin, doğuran, hamile olan anneleri koruyor. Tabii batıya geldikçe işte Apşeron Yarımadası'na, işte Azerbaycan topraklarına, işte Ön Asya'ya, Anadolu'ya topraklarına geldiği zaman bu Fatma Ana'ya dönüşüyor. Yani böyle bir, ama bu tabii Umay Ana'dan kopuyor anlamına gelmiyor. Bu bir devamlık. Dönüşüm geçirmiş. Yani bir transformasyon geçirmiş ama gelenek devam ediyor. Şimdi Umay Ana aynı zamanda Ot Ana'yla bağlantılı kuruluyor. Yani Ot Ana, şimdi bizim tenkircilerimiz tabii bunu görmezlikten gelir ama ot Türk kültüründe önemli. Yani bu ateş Orta Doğu kültüründeki bir cezalandırma aleti olan ateşten farklıdır. Bir defa bizim temgiricilerimiz bunu bilmez. Bir defa ateş canlı olarak kabul edilir. Ve bunu büyük araştırmacımız Abdülkadir İnan da defalarca ifade ediyor. Yani ateş çok önemlidir Türk kültüründe. Ve ateşe dualar okunuyor, daha da önemlisi. Yani ateş kimlik sahibidir. Dolayısıyla ateş bir nesne değildir, özne. Bir cezalandırma aygıtı değildir. Cennette, cehennemde ya da başka bir yerde. Bir cezalandırma aygıtı değildir. Tam tersi, ateş kutsaldır. Ateşin olduğu yerde ev vardır, oda vardır, otak vardır, ocak vardır ve dolayısıyla aile vardır, insanlar vardır. Yani eğer geleneksel yuvarlak şekle sahip olan bir evi düşündüğümüz zaman ortasında ateş var, ocak var ve bu ocak aynı güneş gibi, kün dediğimiz güneş gibi etrafı karanlıkta aydınlatıyor. Aynı güneşin güneş sistemini, yani bu yörüngelerde dünyalar gezegenler dönüyor ya, onları aydınlattığı gibi ateş çadırın içinde, yani evin içinde bulunan herkesi birer gezegen olarak aydınlatıyor. Isısını ve dolayısıyla hayatını onlara dağıtıyor. İşte bu ateş Umay işte bazen Ak Ana'yla özdeşleştiriliyor. Yani böyle bir bağlantı kurulabiliyor bu anlamda. Ve Umay'a yönelik dualar var. Bu duaları kaydetmiş araştırmacılar var. Hem de 20. yüzyılda kaydetmişler ve daha da önemlisi 19. yüzyılda kaydetmişler Umay kavramını. Bu bakımdan, yani bu 20. yüzyılda icat edilen bir kavram değil. Hele ki Göktürkleri aldığımız zaman nazara, Kaşgarlı Mahmud'u aldığımız zaman nazara, o zaman Umay kavramı çok eskilere gidiyor. Daha yani çok asırlar önce, yani 17. 18. 19. yüzyıldan çok daha öncesine gidiyor. Ve en önemlisi, tengiriciler bunu bilmez ama bizim kurgucu tengiriciler, ama şamanistler, şamanlar bunu 21. yüzyılda bile yaşatıyorlar. Yani mesela söz gelimi büyük arkeolog ve halk bilimci Profesör Doktor Viktor Butanayev'in çalışmaları var bu konuda. Ve orada hem Umay Ana'ya hem Ot Ana'ya dualar yazılmıştır. Yani derlenmiştir. Saha araştırmasıyla derlenmiştir. Ve yazılı hale getirilmiştir. Tengiriciler bazen şunu da diyor. Peki bu tengiri olduğunu nereden biliyoruz? Yani Umay'ın tengiri olduğunu nereden biliyoruz? Bunu daha önce anlattım. Yani bunu hem günümüzde saha araştırmaları, nitel ve nicel araştırmalar, hem anket yoluyla hem derinlemesine sohbet, muhabbet, mülakat, interview yoluyla, hem de Kaşgarlı Mahmud'un tanıklığıyla, hem de benim şahsen yaptığım anket çalışmalarıyla ben bunu tespit ettim. Sibirya'da, Hakas topraklarında Umay'ı bir tanrıça olarak algılayanların oranı çok yüksektir. Dolayısıyla böyle bir kültür var. İnançsal kültür Umay'la ilgili.
Ve işte kadın Umay Akana, Büyük Ana, Ulu Ana, işte Anadolu topraklarında Ana Tanrıça, işte Kibele, Sibele vesaire. Bunlar hep insanlığın ortak kültürleridir. İnsanlığın ortak kültürleridir. Günümüze kadar gelen. Başka soruya geçebiliriz herhalde. Elave. Tamam. Elave etmek isterdim ki şaman bir figür kimi başlangıçta bolluk, büyüme fikrinin taşıyıcı, büyüme fikrinin taşıyıcısı olan Ulu Ana'nı sizin dediğiniz gibi simbolize edip şaman pratik daha çok topluluğun başı üstünde bereketle, bereketi özünde simbolize edildi. Ve ona göre de birçok ayinlerin icrasında şamanların kadın geyiminde olması, yani kadının, Ulu Ana'nın bereketi ruzini özünde simbolize etmesi ve sizin sözünüzde de kuvvet olarak Türk halk inanışlarında ve birinci növbede Tuva şamanlarının ulu ataları məhz kadın şaman oldu. Ben teşekkür ederim. Şimdi feminizm bakımından eklemek istediğim bir de şu var. Hani kadın hakları bilmem şunlar bunlar. Bogoras Sibirya'da dolaşırken Çukçileri araştırıyor. Yani Rus kültüründe Çukçilerle ilgili çok böyle fıkralar falan var, anekdotlar falan var. Ama Çukçiler kültürü çok zengin bir yerli halktır. Sibirya'nın kuzeyinde yaşayan, Alaska ile bağlantılar olan Çukotka diye bir toprakta yaşıyorlar. Oranın yerlisidir ve Çukçilerden birisi, hani biliyorsunuz bir insanın uygulama yapan şaman olabilmesi için hem inisiyasyondan hazırlık, inisiyasyondan geçmesi, kabul töreninden geçmesi lazım. Hem de o törenden önce inzivaya çekilmesi lazım. İnzivaya çekildiği zaman bu Xenofontov tarafından da kaydediliyor. Başka araştırmacılar tarafından kaydediliyor. Temsili bir ölüm gerçekleşiyor. Şaman adayının vücudu parçalanıyor, sonra bir araya getiriliyor ruhlar tarafından, onun yardımcı ruhlar tarafından vesaire ve yeni bir kimlikle doğuyor. Bir uygulama yapan şaman. Ama ikisi arasında aslında ayrımcılık yok. Yani şaman dinine mensup olan da şaman, şaman uygulamasını yapan, pratik yapan, insanları tedavi eden, geleceğe göre bilen, geçmişi göre bilen insan da şamandır. İkisi de kamdır, ikisi de şamandır. Yani dolayısıyla toplumla uygulama yapan şaman arasında ayrımcılık yok. Her ne kadar araştırmacılar bunu ayırmaya çalışsalar bile aslında esasında böyle bir ayrımcılık yok. Yani bunun için özel bir kavram geliştirilmiş değil. Ama biz biliyoruz ki 19. yüzyılda kayıtlarda Hakas Türklerine soruyorlar. Sizin dininiz ne? Onlar diyorlar ki Kam dini, Kam inancı. Yani bu kadar. Evet, biz Tengriciyiz. Evelallah biz Tengriciyiz böyle dedikleri yok yani. Yani bizim Tengriciler tabii çok duygusal bu konuda ama kanıt gösteremiyorlar. Yani kanıt gösterse bitti. Yani eski Türklerden günümüze kadar işte Tengricilik şeklinde var deseler günümüzde bu Tengriciliği toplumsal olarak yaşatan bir halkı göstermeleri lazım. Ama bunu gösteremiyorlar. Çünkü örnek olarak gösterdikleri halkların hepsi şaman dinini yaşatıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Şaman dinini yaşatıyor. Tengriz dinini değil. Yani bu Buryatlarda da böyle, bu Saha Yakutlarda da böyle, bu Altaylarda da böyle, bu bütün Altay halklarında böyle yani. Hakaslarda da böyle vesaire, Tuvalarda da böyle. Yani anlatabiliyor muyum? Ya son dönemde 20. yüzyılın ikinci yarısında Tengrizm, Tengriyanstva, Tengricilik diye bir kavram ortaya çıkmış ve moda olarak Müslüman dünyasından, Müslüman Türkler tarafından doğuya doğru yayılmıştır bu kavram. Dolayısıyla oradan doğuda bu kavramla etkilenen arkadaşlarımız artık kendine ben de Tengriciyim demeye başladılar ama burada da bizim Tengriciler üzülecekler ama şunu söylemek zorundayım. Şaman olan Tengriciler gene Tengriciliği çok tanrıcı olarak kabul ediyorlar. Tek tanrıcı yani monoteist değil, politeist olarak kabul ediyor. Çünkü doğası böyle. Yani buradan kurtulamıyor. Çok tanrıcılıktan kurtulamıyor. Çünkü böyle algılamış.
Ataları da böyle algılamış, atalarını ataları da böyle algılamış ve şaman olan Göktürkler, Yeysey Kırgızları ve Uygurlar ve ondan önce Hunlar ve ondan önce Tagarlılar, yani İskitler, hepsi böyle algılamışlar. Yani günümüze kadar böyle gelmiş. Şimdi Hristiyan misyonerler, yani tebligatçılar geldiği zaman, ya bu yanlış yolu bırakın kardeşim, gelin tek Allah'a iman edin dedikleri noktada Güney Sibirya Türkleri buna yanaşmamıştır. Yani bunu anlamamışlar çünkü. Çünkü format hep çok tanrıcı. Ha, bizim temsilcilerin dediği gibi, ya aslında eski Türkler, günümüz Türkler hep tek tanrıcı, monoteist. Hatta dünyadaki gelmiş geçmiş en eski tek tanrıcılık Türk tek tanrıcılığı falan gibi, hani bu eski Mısır'daki milattan önce 1300'leri unutuyorlar. O hani tek tanrıyı kabul ediyorlar. Temsil olarak bütün tanrıların içerisinde tek tanrıyı kabul ediyorlar. Esas monoteizmin ilk örneği Mısır'da görülmüştür. Yani Mısır'daki neydi o? Amen. Yani Ra, Ma, bilmem ne. Bunlar da eski tek tanrıcı. Hani dünyadaki ilk. Ama Türkler her zaman çok tanrıcı olmuştur. Yani bu şekilde günümüze kadar devam etmiştir. Ha, Zeki Bilici Togan tarafından keşfedilen İbn Fadlan'ın 900'lü yıllardaki İbn Fadlan'ın seyahatnemesi var. Şimdi bizim Tengriciler ve şamanizmin utanç yani etrafta o kadar çok şey, utanacak şey varken sadece şamanizmden utanan, ısrarla utanan bizim Tengrici abilerimiz der ki Oğuzlar Oğuzlar bir sıkıntı başına geldiği zaman başını göğe kaldırır ve şöyle derler: bir Tengri. Bunu kanıt olarak gösteriyorlar ya. Yani anlatabiliyor muyum? Yani cımbızla oradan çıkarıyorlar o cümleyi. Ne o cümlenin bir önceki cümlesini okurlar, ne o cümlenin alttaki cümleyi okur. Çünkü orada sakıncalı bölgeler. Orayı görmezlikten mi gelirler bizim Tengrici abilerimiz? Çünkü şamanizmle utanıyorlar. Ama burada bir Tengri diyor, onu böyle cımbızla alıyorlar, her yerde onu yapıştırıyorlar. Oysa keşke diyorum ki bir önceki cümlesini okusalar, bir alttaki cümlesini okusalar. Hatta Ortadoğu'dan gelen mümin vatandaşlara bizim Tengricilerin tek tanrıcı dediği eski Türklerin, Oğuzların sordukları sorulara sorsunlar. Yani onun eşi var mı? Onun karısı var mı? Falan filan sorular, bunlar çok tanrıcı olduğunu gösterir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları tabii görmezlikten gelebilirsiniz. Bir Türkolog olarak oraları kapatırsınız, sadece bir Tengri deyip onu cımbız alırsınız, her yere yapıştırırsınız. O da bir yöntemdir. Ama objektiflik o değil. Şimdi bizim 4. seansımız da bitmek üzere. Oo, ne kadar hızlı bitiyor ya. Evet. Siz de çok yorulmuş olmalısınız. Çünkü öksürüyorsunuz konuşmaktan. Bunu da hissettik. Cümar Hanım'a da bir söz verelim lütfen. Tabii. O da söz. İşte. Davetimizi kabul ettiğiniz için hem de bu kadar zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkürler. Ve bize bugün öğrencilere ve herkese çok iyi bilgiler verdiniz. Hatta bildiğimiz, bilmediğimiz bilgilerle tanış olduk. Ve bizim dekanımız Filoloji, Bakü Devlet Üniversitesi'nin Filoloji Fakültesi'nin dekanı adından sizlere sertifika takdim edelim. Teşekkür ederim. Size bahtiyarlık adından da teşekkürlerimizi iletiriz. Çok teşekkürler. Yani özellikle şu anlamda bunu söyledim. Özellikle 1919'da kurulan Filoloji Fakültesi'nde böyle bir söyleşiye katılmak, bu Türkiye Kurultayı'nın yapıldığı bir Bakü şehrinden böyle bir şeyi almak benim için ayrı bir mutluluk vesilesidir. O yüzden ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok kadim bir fakülte ve çok mutlu oldum. Yani çok bahtiyar oldum. Biz de çok hoş oldu bize.
Şimdi bizim birkaç saniyemiz kalmış ve dördüncü seans da bitmek üzere. O zaman herkes gibi ben de kendi teşekkürümü diliyorum size davetimizi kabul ettiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Ben esas teşekkür ederim. Bu Baku Devlet Üniversitesi böyle bir imkanı sağladığı için ve zamanla ayırıp dinlemeye gelen, katılan ve organize eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yani şamanizm utanılacak bir kültür, bir inanç, bir din değildir. Yani bunu bilelim. Zaten bilimde duygusallık olmaz, yargı, ön yargı olmaz. Yani Sibirya'daki Türkler kendi inancını şamanlık olarak algılıyorsa bu böyledir yani. Araştırılması gereken bir konu. Yani kapanması, üzerinin örtülmesi ya da utanılması, bizim tengricilerim gibi utanılması gereken bir konu değil. Bu akademik olarak araştırılması gereken bir konu. Yani kaldı ki şamanizm tebligatçı, yani kimseyi dine de davet etmiyor, tebligatçı değil yani, misyoner değil. Hatta herkes kendi dininde kalsın diyebiliyor yani. O yüzden yani kimseyi kendine davet etmiyor şamanlık. O yüzden herkes rahatlıkla şamanizmi araştırabilir. Yani eski Türklerin, hani mesela demin de onu unuttum söylemeyi. Hani bizim tengiriciler hep şunu der. Eski Türk döneminde kam kavramı ya da şaman kavramı yazıtlarda geçmiyor der. Değil mi? Genelde böyle bir yaklaşım hakimdir. Ama genelde böyle bir yaklaşım hakimdir. Ama bögü kavramı var. Bögü kavramı eski Türk yazıtlarında geçiyor. Dolayısıyla bögü kavramı eğer bir şaman anlamına geliyorsa ve günümüzdeki gene Türkler gibi Altay halklarından olan Moğollar gene bö kavramını kullanıyorlarsa şaman yerine ve yine Anadolu'da büyü diye bir kavram varsa ve bögü, kahin ve büyücü ve din görevlisi anlamları varsa ve bu kavram eski Türk yazıtlarında geçiyorsa o zaman yine şaman kültüründen, inancından kaçmamız mümkün değil. Yani bögü kavramı geçiyor. Bilge Kağan'ın kendi adı Bögü Han. Yani dolayısıyla hani bu kadar hassas olmaya gerek yok. Yani bu kültür var. Hele ki kam kavramı, Kaşgarlı Mahmut da var, Divan-ı Lügat-ı Türk de var, Kutadgubilik de var. Kutadgubilik de hatta ne diyor? Kutadgubilik de Yusuf Has Hacim Balasagunlu'nun meydana getirmiş olduğu şaheser, dünya çapında şaheser. Ne diyor? Aç gözlülük öyle bir hastalık ki dünyanın bütün şamanları, bütün kamları bir araya getirse tedavi edemezler diyor. Yani bu veciz sözü Yusuf Has Hacı Balasagunlu 11. yüzyılda ifade edebiliyor. Ama bizim tengiriciler utanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Codex Cumanicus, Doğu Avrupa'da Codex Cumanicus'a kam kavramı geçiyor mu? Geçiyor. Ama bizim tengiriciler utanıyor. Kam kültüründen, inancından utanıyorlar. Yani şaman kültürüne, inancından utanıyorlar. Süleyman Efendi'nin Çağatayca, Osmanlıca lügatında kam kavramı var mı? Var. Çağatayca, Osmanlıca. Şimdi bu sözlük, Süleyman Efendi'nin sözlüğü Almanca aktarılmış. Budapeşte'de 1902'de yayınlanmış. 20. yüzyıl. 20. yüzyılda Doğu Avrupa'da, Türkiye topraklarında kam kavramı var mı? Var. Kaman kavramı var mı? Var. Esas kökeni tartışılıyor ama Kamlık diye bir köy var Türkiye'de. Samsun'da. Yani bunu da aramızda kalsın yani söyleyeyim. Hatta birkaç tane şaman köyü vardı. Adı değiştirilmiş ama şaman diye bir yerleşim yerlerinin isimleri var. Ama Kaman, Ahmet Bican Ercevasun var, profesör doktor, büyük Türkolog. Evet. Onun tespitidir bu. Kaman, kamdan geliyor. Nasıl ki Eren, Erdem geliyorsa, çoğul ekidir bu. Eski Türk döneminde Eren kavramı var. Eski Türk döneminde mevcut olan bir kavramdır bu. Ve askerler, savaşçılar anlamına geliyor.
Aynı şekilde kamanı oradan getiriyor. Bu da bir bakış açısı. Bence de mantıklı bir bakış açısı. Dolayısıyla kamp kültürü, kamp inancı, kamp inanç sistemi günümüze kadar yaşıyor. Yüzyılların içerisinde geçmiş ve günümüze kadar 3. bin yılda devam ediyor yani. Bu bir gerçek. Buradan yani bizim tengiricilerimiz gibi utanmaya gerek yok. Ha, tengiricilerimiz derken şunu da ifade edelim. Madem yeri geldi, zaman var. Tengiri ayini, tengiri ayini, hani bizim tengiriciler ve Türkologlarımızın hani böyle hep nereye örnek gösteriyorlar bu konuda? 20. yüzyıla kadar tengiri ayinini korumuş olan Hakas Türklerine gösteriyorlar örnek olarak. İlginç değil mi? Oysa ki Hakas Türkleri kim? Tengirici, yani Gökçü falan değil. Gökçülük değil, yok yani Hakas Türklerinde. Şamanlık var, kamlık var. Kam dini var, kam inancı var. Şimdi bunu kaydeden kim? Bunu kaydeden Stepan Dmitrievich Maynagashev. İlk Hakas halk bilimcilerindendir. Bilimcilerindendir. Araştırmacılarındandır. Bizzat dağ ayinine katılıyor. Bizzat Tengri, Tiger diyorlar Hakasça. Tiger ayinine katılıyor. Bizzat su ayinine katılıyor. Vesaire ayinlere katılıyor. Şimdi burada bizim Türkologların ve Tengricilerin ısrarla dile getirmediği ya da unuttuğu diyelim, iyi niyetle diyelim unuttuğu bir husus vardır ki o da şu. Tamam. Tengri ayinine şaman Hakasların katıldığı Tengri ayinine şaman katılmıyor. Tamam mı? Şaman katılmıyor. Ama şaman katılmadığı tonlarca ayin var. Yani bu biraz şuna benziyor. Papaz bütün ayinlere katılmak zorunda mı? Değil. İmam bütün ayinlere, bütün ibadetlere katılmak zorunda mı? Değil. İmamın katılmadığı ayin yapılamaz mı? Yapılabilir. İbadet yapılamaz mı? Yapılabilir. Papazın, hahamın katılmadığı ibadet yapılamaz mı? Yapılabilir. Anlatabiliyor muyum? Ayin de bir ibadettir. Ve şamanın katılmadığı ibadet de yapılabiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani şaman, şamanizm de önemli ama şaman eşit şamanizm değildir. Şaman, şamanizmi komple temsil edemez. Yani şaman, şamanizme mensup ama şamanizm şaman kavramından çok daha geniş bir alandır. Ki içinde şaman da vardır ama şaman ötesinde vardır. Yani bir şamanla etrafındaki insanlar niye inanıyorlar? Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Bir şaman transa giriyor, çıkıyor, sonra bir şeyler anlatıyor. İnsanlar ona niye inansınlar? Belli, yani ikisi arasında iletişim niçin kurulabiliyor? Çünkü hem şaman hem etrafındaki cemaat aynı dine mensuptur. Yani iki farklı din değil. Hani bizim Türkologların, bizim utanan tengiricilerimizin ifade ettiği gibi tengiriciler ayrı, şamanlar ayrı değil. İkisi bir arada, şaman olarak ikisi bir arada. Dolayısıyla şaman transa girip çıktıktan sonra ya da kam transa girip çıktıktan sonra anlatırken ne diyor? Atalara gittim, şuraya gittim, şu ruhlarla görüştüm. Etraftaki insanlar kim? Budist mi? Değil. Müslüman mı? Değil. Hristiyan mı? Değil. Ateist mi? Değil. Müsiri mi? Değil. Tengirici mi? Değil. Şaman. Etraftaki cemaat, şamanın etrafındaki cemaat şamandır. Dolayısıyla şaman cemaatle şaman arasında ortaklık var. İkisi de aynı dine mensup. Anlatabiliyor muyum? Ve bu yüzden iki taraf arasında ortak simgeler, ortak semboller, ortak normlar, ortak inançlar vardır. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Eğer bizim tengiricilerimizin ifade ettiği doğruysa, o zaman bu şuna benzer. İmam vaazını Hristiyan cemaat anlatıyor. İletişim sağlıklı kurulabilir mi? Kurulamaz. Ya da papaz vaazını Müslüman cemaatle anlatıyor. İletişim sağlıklı olur mu? Olamaz. Çünkü inançlar farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani
ya da bir haham vaazını Budistlere anlatırsa iletişim kurulabilir mi? Kurulamaz. Dolayısıyla bizim utanan tengricilerimizde hak verecek ki hem şaman hem şaman cemaati aynı dine mensup. O dinin adı şamanizmdir. O yüzden ikisinin arasında ortaklık vardır. O yüzden cemaat tamam mı? Şaman cemaat şamanın anlattıklarını anlıyor ama daha da önemlisi anlattıklarına inanıyor. İşte bizim Türkolojinin sorunu budur. Bunu görmezlikten geliyor. Niçin? Çünkü Mirçe Eliade Hoca'nın o dar anlamdaki yani şamanizm, şaman transından ibaret ifadesi ne sadık kalıyor. Onun dışına çıkamıyorlar, o kalıpları kıramıyorlar. İşte bütün mesele budur. Yani şaman kime anlatıyor? Şaman ruhları görmüş, ataları görmüş. ne olmuş? Kendi kendine mi gitmiş? Yani şaman bir defa transa jimnastik olsun mu diye giriyor. Hayır. Toplumsal ihtiyacı karşılamak için gidiyor. Birisi, şaman toplumundan birisi ona gelip de başvurduğu için şaman transa giriyor. Kendi kafasına göre zırt pırt transa girmiyor şaman. Yani bir imam zırt pırt kendine göre mi vaaz veriyor? Hayır. Böyle bir ihtiyaç olduğu için bir papaz zırt pırt mı vaaz veriyor? Hayır. Böyle bir ihtiyaç olduğu için böyle vaaz veriyor. Aynı şekilde şaman transa ve daha sonraki vaazına bu şekilde anlatıyor. Ve bu sebeplerden dolayı. İşte bizim Türkolojinin, bizim utanan tenigricilerin görmek istemediği, ısrarla ama görmek istemediği gerçeklikler bunlardır. Zannediyorlar ki şaman uzayda yaşıyor. Tamam mı? Onu dinleyen cevap başka bir uzayda yaşıyor. Başka bir gezegende. Öyle bir şey yok. Hepsi bir arada. Dolayısıyla kendi ayinine katılan cemaat şaman ve aynı cemaat Budist falan değil, Hristiyan falan değil o cemaat. Anlatabiliyor muyum? Yani Müsevi hele hiç değil, ateist hiç değil. Tengirici hele mümkün değil yani bu olmaları. Bunlar hepsi şaman. Şimdi bu şaman dinine mensup insanların katıldığı tengirici ayin bittikten sonra ne oluyor? Ne oluyor? Dağ ayini geliyor. Şimdi dağ ayinine katılan cemaat ne oluyor? Hristiyan cemaat mı? Hayır. Müsevi mi? Hayır. Müslüman mı? Hayır. Budist mi? Gene hayır. Tengirici mi? Hiç hayır. hiç hayır yani. Galiba dondu. Göl ayinine gidiyor. Yani dolayısıyla bu hep aynı şaman cemaati. Yani başka bir cemaat değil. Şaman dinine mensup inşa. Ama nasıl ki suya katılan, suya sırf su ayinine katıldıysa insanlar, suculuk çıkmıyorsa, dağ ayinine katıldıysa insanlar, dağcılık çıkmıyorsa, tengri ayinine katıldı diye insanlar tengricilik çıkmıyor. Yani gerçekler bunlar. Yani bunu söylemek istedim sadece. Yani burada bir bilimsellik var, bir mantık var. Yani öyle ben utanıyorum, ben gurur duyuyorum meselesi değil. Tarafsız, nesnel bir yaklaşımla anlatabileceğimiz bu. Yani sırf insanları gök ayinle, yani Hakas Türkleri, ezelden beri şaman olan Hakas Türkleri ve kendini öyle tanımlıyorlar, şaman Türkleri olarak tanımlıyorlar. Ve bunun kayıtları var tonlarca. Bunlar dağ ayinine katıldı diye dağcı olmuyor. Gök ayinine katıldı diye bizim tengriciler gibi gökçü olmuyor. Gökçülük ortaya çıkmıyor. Ama tengri, ama dağ, ama atalar, ama umay, ama işte kök tengri, ama su, ama yer su ya da yer. Bunlar önemli birer kültür. Nerede? Şaman dininde. Oturdu mu? Yani geniş bir inanç sistemi şamanizm. Onun içinde atalar kültü var, onun içinde doğa kültü var, onun içinde su kültü var, tengri kültü var yani gök kültü, dağ kültü var vesaire vesaire, ağaç kültü var ve diğer hayvan kültü var mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar önemli. Ama biz şamanizm içinde yer alan 1001 tane kültlerden birisini tengriciliğe alıyor bizim tengriciler ve gökçülük diye tanıtıyorlar. Değil. O bir kültür. Önemli bir kültür.
Ama bütün şamanizmi temsil etmiyor. Çünkü şamanizmle aynı zamanda atalar kültü de var. Aynı zamanda işte hayvanlar kültü de var. Ve nitekim o hani Oğuz böyle kaldırıyor kafasını ve diyor ki bir temsili dedikleri hep o cımbızla alıyorlar ya hani o cümleyi. O cümlesini cımbızla aldıkları İbn Fadlan ne diyor? Türkler diyor. Ağaca tapıyorlar diyor. İşte şeye tapıyorlar. kuşlara tapıyorlar. Şunlara tapıyorlar. Bunlara tapıyorlar. Onu niye almıyorlar? Bizim temgiriciler. Ama sadece o bir temiri dediklerini böyle cımbızla alıyorlar. anlatabiliyor muyum? Yani bunlar gerçekler. Yani bu bunlar birer kült. Ve bu kültlerin hepsi önemli. Atalar kültü de önemli. Göktürkler de böyle yapmışlar. Ata kültüne sadık kalmışlar. İskitler de ata kültüne sadık kalmışlar. Hunlar da ata kültüne sadık kalmışlar ve günümüzdeki Hakas Türkleri atalar kültüne sadık kalmışlar ve bu ata kültünü Türkler ön Asya'ya kadar getirmişlerdir. Ve burada yaşatıyorlar. Türbe geleneği buradan geliyor. İnsanların mezar ziyaretleri buradan geliyor. Mezarlıklarda sulakların bırakılması buradan geliyor. Mezarlıkların böyle tümsek şeklinde yapılması, küçük kurganlar şeklinde yapılması geleneği buradan geliyor. Yani hepsi şaman kültürünün devamı. Nasıl ki kam kült kavramı ve kamlamak kavramı böyle adeta bir kırmızı çizgi gibi, kırmızı ip izleri gibi böyle komple geçiyorsa Türk tarihi boyunca şaman kültürü inancı böyle geçiyor. Yani ister izler olsun, ister kendisi olsun. Yani kendisi nerede korunmuş? Sibirya'da. İzleri nerede korunmuş? Müslüman, Hristiyan, Budist olan Türklerin yaşadığı coğrafyalarda izleri olarak kalmıştır ve günümüze kadar gelmiştir. Yani bu izlerinin kalması onu küçültmez. Mesela büyük Kazak bilimcilerinden Çokan Valihanov Kırgızlarda şamanizmin izlerini araştırıyor. Bu normaldir. Çünkü izleri var. Çünkü orada İslamiyet var. Kazak Türkleri İslamiyet'i ve ataları İslamiyet'i kabul etmişler. Kırgız Türkleri İslamiyet'i kabul etmişler. Dolayısıyla onlar da elbet ki şamanizm bir din olarak birebir devam etmeyebilir. Ama onun izleri devam eder. Ama şamanizmi bir din olarak nerede araştıracaksınız? Atalarının dinini terk edip başka dinlere geçmemiş olan Türklerin ezelden beri yaşadığı coğrafyada araştıracaksınız. Bu metodoloji bunu gerektir. Bilimsel yaklaşım da bunu gerektir diyor. Ve katılan herkese çok teşekkür ederim. Yani çok fazla konuştum. Çok sağ olun, var olun. Estağfurullah. Bizim için de çok hoş oldu. Dinlemek. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Kimsenin tekrardan sözü yoktursa zannımca kapatabilirim. Ha öyle mi? Tamam. Tamam. Kimsenin sözü yok umarım. Yoksa var mı? Aha. Bir soru var herhalde orada. Evet evet. Sesi kapalı. Ha bir mikrofon açmak. Ha açıldı şimdi. De açtım. Merhabalar. Timur Bey. Merhabalar. Çok mutluyuz sizinle böyle dinlemek insanı doyuruyor. Konuştukça yani sabaha kadar konuşsanız dinleyeceğiz yani. Yani çünkü bunlar aslında Türk kültürünün bir parçası yani. Şaman kültürü. Yani şaman kültürü uzaylılara ait değil. Yani Türk halklara da ait. Onu biz yaşıyoruz. Kanımızda, canımızda yaşıyoruz biliyorsunuz. Dedemden de biliyorsunuz. Siz tanıyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Abdülkadir İnan'ı burada bir kez daha saygıyla, hürmetle yad edelim, analım. Onu kutsuyorum ben, dua ediyorum. Yani dua demeyeyim, neyse. Kalbimden bir şeyler yolluyorum ona. Benim çocuklarım da aynı şekilde. Ben Perulu bir şamanla tanışmıştım. Terapiler yapıyordu. Benim de hep ilgimi çektiği için benim çocukluğumdan beri benim içimde olan bir şey bu. Ben kitapların hepsini okumadım ama nedense böyle insanları iyileştireyim, herkese faydam dokunsun, dünyanın bir ucunda da olsa fark etmez. Bu konu hep ilgimi çektiği için o kişiyle tanıştım. Dedemden de bahsettim. Bir çalışma yaptı bana, özel bireysel çalışma yaptı. Sonra grup çalışması yaptı. O dedikleriniz, şimdi anlattıklarınızın hepsini
Ben orada canlı olarak yaşadım. Yani sizin de bu alandaki şeyinizi merak ediyorum. Yani biz şu an bunu yaşatabiliyoruz, yaşıyoruz. Aslında içimizde var. Ben Anadolu'da hani sonuçta burada doğdum, büyüdüm. Ama atalarımız oradan geldiği için bu bizim içimizde var olan bir şey. Bazı kişilerde belki daha çok. Belki ben bir yaratıcı bir parçasıyım. Benim çocuklarımda da bu var. Ben bunu görüyorum, hissediyorum. Altıncı hislerim biraz fazla. Yani diyelim ki konuşuyorum. Onlarla konuşabiliyorum, görebiliyorum. Yani onlarla iletişime geçiyorum. Çok ilginç bir şekilde. Yani şamanlar gerçekten çok güçlü bir kültür. Yani bizim tendiricilerin iddia ettiklerinin aksine o eski Türk dine geri kod adı altında kodlanan, şifrelenen bir inanç sistemi varsa o güya kaybolmuştur. Aslında kaybolmuş falan değildir. Onun adı şamanizmdir ve o eski Türk döneminden itibaren günümüze kadar gelmiştir. Yani metodolojik olarak yaklaştığımız zaman konuya şunu görüyoruz. Hani bu kültür hala devam ediyor. Ya, insanlar, inananlar da var. Onu birer motif olarak yaşatan insanlar da var. Yani dinine bakılmaksızın. Ateisttir, Müsevidir, Hristiyandır, Müslümandır, Budisttir. Hiç önemli değil. Ama bunu yaşatan insanlar var. Nitekim Özbekistan, günümüzdeki Özbekistan topraklarındayken Abdülkadir İnan'ın en yakın arkadaşı ve hemşerisi Zeki Biritan çok ciddi bir hastalığı orada gördüm. Çok ciddi bir hastalığı yakalanıyor. Ve bir şamana başvuruyor. Ve o şaman onu iyileştiriyor. Yani burada somut bir ve o Zeki Bilal Togan'ın, Profesör Doktor Zeki Bilal Togan'ın rahatsızlığı öyle psikolojik bir rahatsızlık da değil. Ya da işte sevgilim beni terk etti, bunalıma girdim, beni lütfen kurtarın tarzında da bir rahatsızlık değil. Ciddi bir rahatsızlık, yani hastalık idi iken bir şaman onu iyileştiriyor. Zeki Bilal Togan şaman mı? Değil. Kendi inançsal kimliği şaman mı? Değil. Şamanizmi övmek zorunda mı? Değil. Müslüman. Ama bilinci olduğu için onu o şekilde hatıratlarında yazıyor. Yani bilimsellik bunu gerektirir. Yani ön yargıyı şeklinde değil. Yani yaşatılan bir kültür varsa, yaşatılan bir inanç varsa ya da o inanca ilişkin izler varsa onlardan utanç, bizim temgiriciler gibi utanç duymak gereksiz yani. Böyle bir şey. Yani sırf birisi ya kardeşim bu şamanlık çok ilkel dedi diye utanacak değilim ben. Mesela şahsen utanacak değilim. Yarın müsevir kişi derler. Ya kardeşim bu çok ilkel bir din deseler utanacak mıyız? Utanmayacağız. Başka dinler için de geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi o yüzden duygusallığa kapanmamak lazım. Bunu hani tekrar söylüyorum. Onun dışında da bunu söylüyorum. Çünkü bunlar önemli. İnsanlar bunları unutmuyorlar ya da düşünmüyorlar. Yani sırf yarın birisi kalkıp diyecek ki ya Hristiyanlık çok ilkel bir din. Çok ilkel, primitif bir din dedi diye. Bütün Hristiyanlar sırtına mı dönecek Hristiyanlığa? Diyecekler mi ki ya çok utanıyoruz ya. Çok utanıyoruz. Ya bu Hint-Cermen halklarına Hristiyanlığa hiç yakışmıyor. Hatta Hint-Cermen halklarına Hristiyan demek çok utanç verici bir şey. Bizim tengiriciler utanıyor ya. Çok utanç verici bir şey. Derler mi ki acaba? Yok. Demezler. Yani şu andaki Yunanlar, eski Yunanlardan, eski putperest antik Yunanlarla utanıyorlar mı? Utanmıyorlar. Yok. Bizim tengiriciler ama bizim tengiriciler utanıyorlar. Ama insan geçmişinden utanır mı? İnsan geçmişini onurlandırması gerekir. Ha. İnsan geçmişiyle gurur duyar. Yani günümüzdeki tek Allah'a inanan İskandinav var. Kendi putperest çok tanrıcı Vikinglerden utanıyorlar mı? Utanmıyorlar. Ama bizim Tengiriciler utanıyorlar. Ama Viking dizisinde izliyorlar Tengiricilerimiz. Tamam mı? Bütün Viking dizilerini izliyorlar. Bütün eski Yunan putperest tanrılarını bilirler, ezbere bilirler. Zeus'u bilirler, Artemis'i bilirler, Athena'yı bilirler, şunu bilirler, bunu bilirler ama kendi atalarının şamanizmine gelince aman çok utanç verici. Vururlar. Perulu olan şey, şaman
Mesela beni bilmiyordu, tanımıyordu ama sizde de böyle bir özellik var dedi. Kendisi Perulu, orada yaşamış, büyümüş, çocukluğundan beri onu almış. Sonra yurt dışında eğitimler almış bu konuda, terapi konusunda. Almanya'da bu konuda şamanik terapi olarak yayılmış. Berlin duvarının yıkılışından sonra insanlar o kadar çok hasta oluyorlar ki, psikolojik hasta oluyorlar ki. Ve bu teknikle bunu çözüyorlar. Afrika'dan alıyorlar, Zulu kabilesinden. Yani dünyada o kadar çok yaygın aslında. Belki şu anda yavaş yavaş ortaya tekrar toplanıyor diye düşünüyorum. Çünkü o yüzden, belki terapiyle çıkıyor. Ama şimdi siz bilimsel yaklaşım anlattığınız için bu konuda dünyaya da yayılıyorsunuz. Tebrik ediyorum tekrar. Ama insanlar şu an bir çare derdine düştüğü için daha çok ön planda. Sağlıklı şuydu buydu. Yani uygulama önemli. Uygulama önemli ama uygulama biraz pop kültürü gibi bir şey yani. Uygulama insandan insana, hani Michael Harner'ın dediği gibi, her şaman yolculuğu özgündür. Her şaman yolculuğu, ha mesela şaman arkeolojisi diye bir kavram var. Yani şaman, şamanın somut bir delillere dayanıyor. Yani hiçbir dinin böyle köklerine ilişkin arkeolojisi yoktur, bulamazsınız. Ama şamanizmin köklerine ilişkin arkeoloji vardır. Arkeoloji nin ulaşabildiği noktalara kadar şamanizm ulaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli. Ve o yüzden şamanlara ilk psikolog diyor. Psikolog diyor. Hatta ilk psikoanalist diyorlar. Çünkü tanı koyma süreci aynen psikoterapeutlerin uyguladığı yöntemlerle örtüşüyor. Ve aynı psikoterapeutler gibi bir sorun varsa bu sorunun maddi dünyanın ötesinde, yani ne diyor ona, maddiyatın ötesinden kaynaklandığına ilişkin düşünce şamanlarda vardı. O yüzden şamanlara diyoruz ilk psikoterapeut, ilk psikoanalist, ilk psikolojist, ilk doktor vesaire vesaire diyoruz. Bu yüzden. Çünkü bu kültür çok eski bir kültür ve bu kültürde bu inanç bağlamında şamanların kullandığı yöntemler ile günümüzde doktorların, psikologların kullandığı yöntemler aynı. Tanı koyma bakımında, en azından tanı koyma bakımında benziyor. Yani geçmişe bakılıyor. Zaten şaman mitolojisinde, şaman kültüründe bu hala devam ediyor. Kızılderililer Türk değil mi zaten? Bering Boğazı'ndan geçmiş. Ya o konulara hiç girmeyelim. O konular biraz yaşlı Batı filmini andırıyor bana. Yani sizin için Türk diyorlar. Teşekkürler o zaman. Bu kadar şey yapayım. Hatta başka zaman konuşuruz yine. Ha, tabii tabii. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi başka bir kimsenin sorusu veya değinecek bir sözü varsa buyursun. O zaman ben teşekkür etmek istiyorum herkese. Çok teşekkür ederiz biz de. Ha. Güzel oldu. Benim için de güzel oldu. Yani ben bırakılırsa sabaha kadar konuşabilirim yani. Ama zaman var, şey var. Yarın çalışmalar var. Evet. O yüzden bütün organizatörlere, bütün işte üniversiteye, fakülteye ve tabii ki doğal olarak Türkiyat ya da Türkoloji Derneği'ne de çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyon gerçekleştirildiği, hazırlandığı için çok sağ olun, çok var olun. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk biz. Aha. Mutlu olduk biz de. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman herkese. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler.